أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد صلوات تهايل ديما 96 geldik mi o kadar ya تهايل 19 24 11 2019 küçük çekmecedeyiz. Evet. Şu tarihi şöyle yapalım. Sayfa kaç dediniz defterden abi? 350, 27. defter. 350. 350. Bu hayal, hayal mı şimdi bu? Yok. Hayal, de, hayal, hayal kaydı aramışız. Hayal olarak atmışız. Yeni mi aldı? Yani nerede aldı? Yok yok, şu daha önceki aramızda. Attığımız ismini hayal demişiz. Tamam. Şimdi bu tahayyül. Tahayyül, hayalin fiilsel hali. Fiildeki halidir. Fiil. Alemi misalin lügattan lügatı şey yaparsanız size söyleyeyim. Ne kadar Allah nasip ederse şunu da söyleyeyim. Basra ve Küfe alimlerinin hazırladığı lügat var şu anda. Onunla Risale-i Nur'u anlamaya çalışıyor Nur talebeleri. Bazı yerlerde ilmi kelama göre Risale-i Nur'daki şey zıt. Ben size çok örnek vermiştim. Allah nasip ederse bu çalışmalarımızla Enfusi'nin yanı sıra Risale-i Nur'un dairesi içerisinde Risale-i Nur'la lügat. Kendi lügatını kendisi evet. söylüyor. O olacak. Mesela illet-i tam'e lügatta 4'tür, Risale-i Nur'da 3'tür gibi. Mesela ben şimdi bir hayal lügattan okuyacağım. 340. sayfada lügatı okuyacağım. Sonra ben bir şey giydireceğim. Zihnen tasarlanan şey. Zihin neredeydi? Vicdanda. Tahayyül nerede? Dimağda. Ha onlara göre uyar ama Risale-i Nur'da bu değil. Hakikati bilmeyip akılla tasarlanan veya gölgeli görünen şey. Bu da bize göre hiç uymuyor. Lugat bu. Hani akılla alakası yok tahayyülün. Nasıl mı? Evet. Aslı olmayan ve akıldan geçen fikir. Aslı olmayan mıdır? Aslı olmayan bir şey mi? Böyle bir şey olur mu? Aslı olmayan. Oysa hayal, hayın bize ortaya çıkarttığı haydan alınandır. Hayal hayal değil. Hay al, ha, oradan al. Yani araba fabrikasında bant var, motor bloğunu koyar, biraz gider, volan ve krank milini koyar, sonra pistonu koyar, bant gider ama, sibop kapaklarını koyar, sonra manifoldları koyar, biraz mesleğim itibariyle söylüyorum, sonra araba çıkar. Bu banttır. Bu bant haydır, hay. Ortaya çıkan o semboller, ebetler. Ortaya çıkıp fışkıran aldıklarımızdır. Hay al. Haya, haydan al. Zamanında. Anladık mı? Şimdi bu lügat ne diyor? Aslı olmayan. Fikirle de ne alakası var? Aslı olmayan ve akıldan geçen fikir. Yani bu çalışmalarımızda ha bir şey demiyoruz. İlmi kelam da öyle. Peki bizim bu çalışmalarımızdan hayal nedir? Tahayyül nedir? Alemi misal var. Gelmiş, gelecek, hepsinin olduğu yer. Fotoğraflarının. Canlı ruhlu şuurludur. Alemi gayet cansız olup da alem şahadet can olmuş olmaz. Alemi misal şeydi neredeydi abi şeceri ilk hatta? Alemi misal mi? Ben sana göstereyim. Şunu şöyle çıkayım. Araya şey bak, kendimiz bakalım, beraber bakalım ve ezber olmasın diye. Söylesem uçup gidecek. Mesela ben daire ilimi okuyayım, bir de daire hayat okuyayım. Hı hı. Hedefli miyim? Gördüm de. Tamam. Adem, vücud ilmiye perde olmuş bir umbandır. Adem. İlmi muhit, mevcudat ilmiye, ayağını sabite, nefsin mahiyeti, kavanini şeriat,
alemi mana, kabaneni kader, şeriat-ı fıtriye, vücudu ilmi, malumat ilmiye, külliyata geçen bunlar ha. Nerede geçiyormuş? Okuyup geçiyoruz. Mecmuayı kavanin, hakikati eşya, hakikati ilmiye, umum vücut, umum vücut, bütün hayat, alemi misal, nim şefa bir ayine-i cemali. Sözler 195-611. Orada mı yazıyor alemi? Evet, alemi misal. Neyin içinde? Daire ilmin içinde. Daire ilmin içinde. Fakat levh-i misali de var değil mi? Evet, levh-i misali var. Ona geçelim. Aşağıda. Aşağıda. Şimdi alim bak neymiş? Yani çünkü bunun niye biraz da önemli? Hayal konuştuğumuz sürece biz aslında hayal burayla bağlı. Evet. Bak. Yani bizim hayalimiz. Bak, tabir yapayım. Hı-hı. Gelmiş gelecek. Allah'ın vacip değil. Mümkün mü? Mümteni vücutlar. Ben 8 ayaklığım. Ne kadar ihtimalle olabilirim doktorum? Ama Allah bunu seçmiş. Ha, o ihtimaliyatla beraber benim geçmiş ve geleceğim hepsinin fotoğrafının olduğu yer. Alemi misal. Tamam mı abi? Şimdi o bulunduğu yer. Peki biz yapıyoruz, bu hareketleri yapıyoruz. Ayaktayım. Bu çekilen fotoğraflar nereye gidiyor? Alemi misale gidemez. O zaman niye geldik orada? Onun defteri olan lef-i misaleye gidiyoruz. Lef-i misaleye. Mesela ruhlar aleminden geldik, daire-i ruha gidiyoruz. Alemi manadan geldik. Ezelden geldik, ebede gidiyoruz. Ezelden geldik, ebede gidiyoruz. Daire-i manaya geçiyoruz. Tamam. Şimdi, alemi misali, geçmiş, gelecek, hepsini ihata etmiş. Alemi şehadete giydirdi bir libas var. Bu hayaldir. Hayal hayal mıdır? Haydan al. Alemi misale giydirdiği bir libas var. Muzu öyle giymiş. Onu biz de alemi misalin, alemi şehadete giydirdiği libasın bizdeki aktiflik tahayyüldür. Aktifliği. Eylemsel hali. Şuraya bakın. Yani eyne sera mine süreya. Peki dimağdaki suretler, onu şey sormuştu da, dimağdaki suretler cismaniyetin hangi mertebesi diyor? Esir mi yoksa daha mı gerisi? O zaman ne şey yapayım? Yani onu oraya için sordum. Cismaniyet. Evet. Hani arşın üstü olsaydı karışacaktı. Cennet. Ha. Cennet neyi vardı abim? Aynı hayat değil miydi? Hı. Bak arş esmanın perdesiz tecelli yaptı ya. Tamam. Hal. Muhi. Burası aynı hayat. Tamam. Tamam. Burasını bak, beraber gidelim beraber. Hmm. Arkadaşlar, buz, ezber olmasın. Tamam. Gir içeri, su. Tamam. H2O, enerji, esir, maddi hayat, evet. Aynı hayat. Hayatın kendi zatları, cevherleri burası. Tamam. Aynı hayat. Bu nedir? Maddi hayat. Ha, alem misal o zaman, bizdeki dimağdaki suretler, alem misaldeki maddi hayatı... Evet. Seviyesinde, cismaniyet. Orada, o seviyede. Cevher itibariyle burada. Her şeyin cevheri. Tamam. Kanuniyeti vesaire. Tamam. Peki, alem misalden levh-i misale gidince cismaniyetin meratibi de değişiyor mu? Değişiyor abi. Zaten levh-i misaliye oradan gitmez. Levh-i misaliye buradan gider. Ha. Levh-i misali nerede abi? Bir de onu da... Bakalım, tamam. Beraber gidelim. Mavi olan işte. Ha, aşağıda mı? Evet. Bak şimdi. Orada daire yer var. Bu görüyor musun daire? Bunları da görmenizi istiyorum. Hmm. Daire yer var. Daire imana. Levi misali. Ha, orada mı? Neresi? Evet. Orada nere? Hayat. Daire hayatta. Daire hayatta. Çünkü daire hayatta gidiyor. Hayatta ilimden göre hayat, evet. Hayata gidecek. Görüyor musun? Biz yaşadıklarımız buraya gidiyor. Gelişimiz burada. Evet. Tamam, bu iyi oldu. Bu ikisi de şurada. Yani bu daire hayat arşın, daire ilim lef-i mahfuzun daireleridir. İkisi farklıdır. Bak bir daha. Evet. Şu elimi yumruğu vuruyorum. Daire ilim lef-i mahfuzun dairesidir. Daire hayat arşın dairesidir. Yani nereyle bakıp o kadar farklı ki, dima ile bir yerden bakınca oradan oraya mı gittin? Ya oradan buraya mı geldin? Evet. Kalple bakınca oradan oraya mı geldin? Ebed tarafına mı gittin? Hepsi farklı. Sana şu anda herkesin sorunu uluyet çözülemiyor. Uluyet çözülemiyor. Çok ince ama, çok ince. Sanki
tasavvuftaki vahdet-i vücut nurcularda uliyet de böyle olmuş. Niçin? Bak çok ilginçtir. Bu senin söylediğin için söylüyorum. Güneş vuruyor diyor. Güneş vuruyor aynaya. Temmuz Ağustos'un 12'si doktor. Havamız çok iyi bugün elhamdülillah. Farkındaysan elhamdülillah. Hep denizin de öyle. Benim de çok durumum çok iyi elhamdülillah. İyi çalıştım köyde. Cenaze münasebetiyle. Uçakta bir şey buldum şaşıracaksınız. Uçakta bir şey buldum şaşıracaksınız. İki. Uçakta bir şey buldum Allah şaşıracaksın böyle. Dima neyle çalışıyor? Kalp neyle çalışıyor? Malzemesini bul. Allah göster. Külliyatta. Az kaldı haykıracaktım. Dur dur dinleyecek var. Mübarek etmiyor. Fesim Allah'ım ekber dedim falan. Sen ona türbülans da yok. Niye bağırdı dediler de. Şimdi Temmuz Ağustos'ta bir ayna düşünün. O kadar şiddetli vurmuş ki ayna gözükmüyor. Işığından göz kapanı düşünüyor. Böyle. Değil mi? Aynı güneş hükmüne geçmiş. Adam şeyi görmemiş. Aynayı. Odur demiş. Aptal değildi ki tövbe estağfurullah. Tövbe tövbe haşa yüz bin defa haşa. Şehir kibir. Ayakları başının üzerindedir. Peki nasıl buna güneş dedi? Perdesiz tecelliğin mazhar evet. olduğundan oluyor değil mi abi aslında? Perdesiz tecelli de evet, evet. Ağaçta oluyor aslında. Ağaçta oluyor. Şimdi tabii buraya anladım. Baktığı zaman güneş zannetmiş. Çünkü ayna gözükmüyor ki. Aynayı görseydi diyecekti ki bu o değil ondandır. Ayna gözükmeyince ikisi bir oldu. Ayna mayna gözükmedi. Hatta demişler ya ayda ışık var mı aslında diye. Çünkü ay yansıtıyor ama bilememişler yani orada ışık kaynağı mıdır diye şaşırmışlar. Şaşırmışlar. Ha ayda da aynısın. Evet. Şimdi Muhyiddin Arabi nedir? Onun vartası olmuş. Camı görememiş. Camdaki şiddeti, zuhuru, güneşi o demiş. Şimdi rububiyet-i hürriyeti anlatıyorum. İnan, mübalağasız, Allah aşkına en az 3-5 sene uğraştım. Ama bu mudur bilmiyorum. Ama şu anda ben tatminim. Benim bulduğum külliyattan. Allah rububiyet ediyor. Rabbül Alemin. Sen de ortaya çıkıyor. Rabb. Rabbim. Allah sana rububiyeti tecelli ettiriyor. Sen de bu rububiyeti Osman, evet. ubudiyetinle aynadarlık yapıyorsun. Tamam? Allah'ın bir adeti var. Bana bir adım atarsanız diyor. Yani siz, ben de size 10 adım atarım. Allah rububiyet etti mi abi? Bu Muhyiddin Arabi ile bunu kıyas ediyorum şimdi. Nurcuların da artasını söylüyorum. Bu vahdet-i vücudun artasıydı. Şimdi Allah rububiyetini tecelli ettirdi mi? Ettirdi. Ubudiyetine mukabele ettin mi? Aynadar oldun mu? Allah Rabbul Alemin Rabbin olarak o ayna, ubudiyet aynasında Rabbin gözüktü mü senin Rabbin? Ha. O Rabbin gözüktü. Şimdi Allah diyor ki sen misin benim rububiyetime ubudiyetinle mukabele ettin? Ben de sana adım atıyorum şimdi. Yani ben daha kuvvetli bir sana mukabele edeceğim şimdi. Bir daha sen misin benim rububiyetime, ubudiyetinle mukabele ettin, aynadarlık yaptın. Ben daha büyük bir şeyle, tecelliyle sana geliyorum şimdi. Rububiyet değil. Allah bu sefer o ubudiyet aynasındaki Rabbinin orasına Allah taayyum ve teşahhus ediyor. Allah taayyum ve teşahhus etmesi bu ubudiyet aynasındaki o Rabbinin içine Allah taayyum ve teşahhus ediyor. Taayyum ve teşahhusun adı yani o ben ondaki o ondaki ben var. Onun adı uluhiyet. Çok ondaki ne oldu şimdi ya? Çok değişik. Ondaki bir kere belki bunu dinledim ama. Şimdi o Rabbul Alemin. O Rabbul Alemin. Benimdeki Rab. Ondaki ben. Ondaki ben var. Tamam. Bende. O bende. Tamam. Bu uluhiyet. Ondaki ben uluhiyettir. Evet. Ondaki ben. Evet. Sonra ne? Ondaki ben. Veya peki on kimdir? Bendekinin aslı orada. Yani aynadaki güneş, aynadaki güneş, uluhiyet, ayna zat. Çünkü ayna... Çünkü güneş mi zat? Şey zat, ayna dedim tabii. Aynadaki güneş, uluhiyet. Tamam. O kendisi zat, kendisi asıl. Şimdi şey yapalım bunu. Zannediliyor ki, Kulavzu bir Rabbin nas, melikin nas, ilahin nas, minşer...
cinler için gelmiş, hemen harize tedavi için gelmiş. Tamam, tabii ki bu sebebi nuzulünde 7 tane sebep vardır. Felek ve Nas'ın bir tanesi Allah Resulüne yapılan tarakla sihir. Onu da yapmış. Ama Kulazi ve Rabbin Nas bunu bir yerde bilmiyor. Veya gelecek asır beni ne kadar tekzip edecek de bilmiyor. Kulazi ve Rabbin Nas Allah'ın rububiyetine karşı aynı olabilmen için az fark noksan kusurunu derutte etmek, çıkarımlar yaparak Rabbine, Rabbul Alemin aynı olacaksın. İnsan 3 cihette aynadır. Lemalar 338 miydi? Lemalarda insan 3 cihette aynadır. Bir az fark noksan kusuruyla insan penceresine geçer. 31. sözde şey ettim. Birkaç yerde geçiyor. Birincisi nedir? Az fark noksan kusuruyla Allah'a aynı darlık. Bu Rabbin Nas. Sonra küçük cüz-i ilmi kudreti iradesiyle basaril aynı darlıktır. Bu da Melik-i Nas. Malik olduklarımız, melekelerimiz, mülklerimiz de Allah'a aynı darlık. İlmimle ben bu odayı yaptım. Allah da bu kainatı yapmıştır. Bu Melik-i Nas. Sonra Esma-i Hüsna'yı kendi aleminde gözüküyor insan. Bu da İlah-i Nas. Bu uluhiyet tarafı oluyor değil mi artık? Evet. Şimdi peki yapıyorum. Kulazı Bela Bin Nas hayatındaki ne kadar çıkarımlar yapmışsam, terkler, tecerrütler yapmışsan o nispetten, cinlerden, şeytanlardan, erva habiselerden kurtulursun. Bu Rabbin Nas. Dimanın şeyi. He? Diman şeyi bu. Diman? Diman tecellisi bu. Evet. Üç tane zaten. Tahayyül, tasavvuf, taaşkın. Çıkarttıklarından. Çıkarttıkların bu. Sahip olduklarına. Sonra Melik'in Nas, sahip olduklarınla kalbine, kalbinle, ruhunla mukabele et. Yani eylemsel itibariyle zekatını, sadakatını, ömrünü, şükrü, fide kullan. İlmini, arabanı, derslere giderek, paranı hizmete vererek. Melik-i Nas. Ya. Sonra Esma'yı bunları çıkartarak, alarak. Peki çıkartmayı neyle yapacaksın? Bak, hayatından çıkartarak ne demek biliyor musunuz? Çıkartarak. Tecerrüt demektir. Terkler demektir. Melik-i Nas neyle? Tefekkürle demek. İlahi Nas, İlahi Nas sünnet-i seniye yaşayarak. Tamam. Şimdi kendini terk etmek. Evet. Anladın mı? Kulağızı Berabbin Nas nereye taşındı? Birisine gönderdim ben bunu. Dedi ki kendisi öyle basitçi değil. Biz onu kırık anda şey yapardık. 5 tane alim vardı. Alim, ben alim değilim. Hoca da değilim. Onlar beni içlerine alıyorlardı şey için. Ustad ne dedi? Onu bize söylersin. Onlar mutala ve müzakere diyorlar, dönün dönün şeylere. Ondan sonra ben de dinliyorum, ustattan bir cümle söylüyorum, pat diye başa geliyorlar. 3-4 saat başa, sil gel başa. Bize daha önce deme dedi. Sonra dediler ki, ya sen katılma, ya önceden söyle bize. Levi misali bir tane öyleydi, Levi misali misali. Ben onlara dedim ki, o ki geldiğimiz yere gidecektik, niye geldik ki dedim. Ruhlar aleminden geldik, ruhlar alemine gidiyorsak neye geldik ki? Zaten oradaydık. Ondan sonra dedim ki, vallahi dedim, imtihan için bu dünyaya gelmek bana çok, kusura bakmayın ama nakıs geliyor bu kelime. İmtihan olmaması lazım. İmtihan için sıf olmaması lazım. Ne diyorsun sen dedi ya? Dedim, bak şimdi. Üstad Hazretleri diyor ki, ben diyor bu dünyaya istidatlarını, kabiliyetlerini, Osman yapmıştı bu dersi, istidatlarını, kabiliyetlerini neşinemalandırmaya, imtihana geldik, şuna böyle esmaya mazhar olduk falan, bunun için geldik. Bu fikir, bununla böyle okuma kitaba bana bir sene kafi geldi diyor. Bir seneden sonra okursanız ülfet belası sarar sizi. Usta 24. mektupta diyor ki Osman sahasıydı. Ben diyor istidatları bir kuvveden bir fiil, istidadın kabiliyete dönüşmesi, esmaya, mevcudat, emmaya bakıyorum rengiyle, ya mülevvin, ya sani. Bunlar bir senelik kardeşim. Senelerce sen devam ediyorsun. Elbette ki seni sarmalayacaktır ülfet belası. Senelerden beri emmaya bakıyorsun, ya musabir, ya mukadir, bu mu? Bana diyor bir sene kafi geldi diyor. Sen ne yapıyorsun, ömür billah okuyorsun öyle. Peki ne yaptı usta? Ustad, dördüncü bir yöntem gelişti. Bir, istidat, imtihana geldik diyor. İki, istidatların inkişafı geldi. Üç, esmanın mazaliyetine geldik. Bunlar hiçbirisi bana bir sene kafi geldi. Sonra, kainatın varlığın kuruluş, Allahça bir mantığı var.
Bak bir şey söyleyeceğim. Allahça bir mantık var, mantık. Allah bu kainatı sırf esmaya, sırf efendim istidatların kışafı, sırf imtihana. Bu yetmiyor, doyurmuyor adamı. Allah kim, bu ne yani değil. Nedir o? Allah'ın Allahça takip edilen zuhuratların, vücutların Allahça murat, o anlarsak Allah'ın tövbe anlamak için felsefesini, Allahça bakışı böyle, Allahça murad ilahi bu kainat bakışın her şeyini değiştiriyor. Nedir o? Allah bu kainatın yaratmasında felsefesi tövbe, şefkat-ı mukaddese, muhabbet-i münezzehe, surur, sevk, lezzet, memnuniyet, iftihar mukaddese. Bunlar için o zaman alem değişiyor. Peki insanda bunlar var ama şefkat var ama bu alem cinsinden değil. Bu alemde kullanıyoruz. Şefkat bu aleme mi benziyor? Şimdi başka bir şey söylüyorum. İniyorum aşağıya. Külliyatın yazılış ana felsefesini bilirsen murad-ı ustadı hissetmeye başlarsın. Yani Risale-i Nur aklı kalbi sif inşa etmiyor. Anladın mı? İnsanı ağaç yapıyor. Şeceri-i hırkat. Ağaç yaptıktan sonra yetmiyor. Oradan da çıkartıyor. Tamam oradan da. Ve varlığın tamamen arkasına geçiriyor. Risale-i Nur'un mantığını bilirsen ne lugat, ne Ahmet, ne Mehmet, ne abi, ne efendim şeyh, ustad. Bir şey kalmıyor. Bunun felsefesini bilirsek, felsefesi, cümle akıcılığı, mesela dün mesela ders yapıyorduk cumartesi, çünkü böyle okunurken murad-ı ustattaki felsefe, böyle orada aklını, kalbini ikna ve inşa değildir yani sırf. O Allah ilk önce söyledi mi? Nedir o? Risale-i Nur, Risale-i Nur, insan inşa ediliyor. Tamam mı? 20 vecihli insan tarifi var ya, 218 şu anlarda, olmakta olan insanı bahsediyor. İnsan hiçbir zaman olamayacaktır. Bu olmuştur, bu tahtadır, bitti kardeşim. Kedi olamaz, bu değil. İnsan her an bir dakika önceki halinizde şimdi bir mi? Değil. Hep değişiyor musunuz? Olması devam ediyor. Peki kabirde gidince duracak mı terakki? Değişimler duracak mı? Duracak. Haşi meydanında değişiklikler duracak mı? Durmayacak. Haletlerimiz, istiyatlarımız değişmeyecek mi meydanı görünce? Haşi meydanı terakki olmayacak mı ruhumuzda? Cennet cehennemi görüyoruz. Sırat köprüsünü geçerken halet değişikliği olmayacak mı? Bak değişeceğiz gene. Cennete her cuma Allah'ı göreceğiz. Halet değişikliği olmayacak mı? İnsanın terakki, insanın terakkisi de demeyeceğim. Değişimi duracak mı? Durmayacak. Ne kadar? Ezelden ebede kadar. Ebedül abad yolunda. Ha, o zaman nedir? İnsan hiçbir zaman olmayacak. Peki nedir şu anda? Ben kimim? Olmakta, yani değişikliği hala devam eden, şu anda ben olanım. Olmakta olanım. Abi zaten olsa insan benim sırrımdır. Çözülür biter. Bu işte, bu Risale-i Nur'daki felsefe, ana tema, insanı muhatap-ı ilahi etmek. Allah'ın tövestavrıla şeyi ise şuunat-ı zatiyedeki formüldür. Bunu bildiğin zaman ne ömrün kısalığına, uzunluğuna, ne kadındır, erkektir, ne kabirdir, ne ölüm korkusudur, ne bedensel hayattır, onlar kalmıyor. Öyle bir felsefe, dünyada öyle bir şey yok. Dedim ki hafız, türbülans oldu, korkmadın mı efendim? Allah orada mısın dedi ya. Niye mi korktu anlamadım ki dedi. Adam nerede yani? Öyle insanlar ben tanıyorum ki 99 depreminde Zeytinburnu'da dershanede bakalım. Dedim ya kardeşim ne yapıyorsun dedim. Deprem oldu dedim efendim. Hakikaten mi dedi ya. Emsal deprem oldu. Deprem hissetmemiş. Deprem olmuş. Ve haç pasçal çağırmıyor. Yani ölümmüş. Ömrün kısalığıymış, zenginmiş, fakirmiş, doktormuş, mühendisim, iş adamıymış, hocaymış. Öyle bir şey yok ki. Bunlar surettir mi? Öyle bir şey yok yani. Bunlar hepsi haya diyeceğim ama haya zannetmiyorsunuz ya. Doğru olanlardır. Vücudu haya'dır.
bizim zanlarımızdır. Zanlarımızı oluşturuyor. Allah kimisini doktor formatında şöyle bir film çeviriyoruz son cümle. Bir film yapıyoruz. Tamam? Herkesin oynadığı filmde kendisi başroldedir. Ama ben sizin filminizde bir figür, bir şey almışım, vazife almışım hatta. Ben sizin filminizi tamamlamak için bulunuyorum. Ezelden ebede bir film yapılıyor ve dünya denilen bir alemde bir saat sahne alacağız. Allah razı olsun tabiriyle bir saat. Bir saat imiş. Ezel ve ebed filmi içerisinde dünyada bulunma miktarımız bir saatmiş. İmam Ali'ye göre 60 sene bir asırdır bir saat. Bu filmi çekilirken nerede çekilme? Kore'de çekilmesi lazım. Kore Savaşı filmi yapılıyor. Kore'ye gidiliyor ya. Komple film artistleri gidiyor. O 10 dakikalık bir sahne almak için Kore'ye gidiliyor. Moskova 2. Dünya Savaşı için Rusya'ya gidiliyor film. Orada çekiliyor. Çünkü niye? Orada mevzu edilmiş. Kaç dakika? 12 dakikalık için Moskova'ya gidilmiş. Ha, ezelden ebede bir film çekilirken dünya denilen bir yerde sahne alınması gerekiyormuş. Bütün kadro gelmişiz. Bir saat. Bir saat duracaksın kardeşim. Bir saat. O kadar. Uzun, kısalı öyle bir şey yok. O beden hayattadır. Bedeni yaşayanlar da olsun. Biz hay oradan al. Haydan al. Hay al. Devam ediyoruz. Şimdi hayali tarif ettik, tahayyülü tarif ettik. Havamız çok iyi bugün. Şimdi, bak şimdi, hayal olan bir şeyin gayesi olur mu? Gaye hayal olmazsa, haydan al, hay hay. Peki en canlı nerede gözüküyor? An ve an yaratılmak tasavvurda değil, tahayyülde oluyor. Bir anda, mesela mekanı tak diye oluşturuyor. Ruhu diyor, tasavvura bindirdiğim çok azdır, düşünceye binmiş. Çok az var, külliyatı var. Ruhu hayale bindirdim diyor. Hayal suratinde, ruh kuvvetinde diyor. Anladın mı? Onun için hayin en cami, hay, en cami, vücudu harici noktasında aktif şeyi hayaldir, hay ismini. En cami aynası. Çünkü niye arkadaşlar? En kesin... Yani. En kesif en camidir. Mekanı oluyor hayal. Mekanı oluyor. Sürat ve kuvveti niye iki şekilde belirtiyor bunları? Birisi zaman, bir mekan gibi mi? Evet. Yani hay ismini en güzel aynadarlık yapan hay aldır. Hay al. Mekanı oluşturuyor ve aniden yaratılmalar var. Allah bir anda yaratıyor, bir anda yok ediyor. Onun delili hayalimizdir. Ya. Şimdi gaye hayal diyor. Gaye hayal. Bir kendisi var da bir de onun gayesi var. Hani hayaldi. Hayal hayal değil. Ha? Şimdi, şey gibi mi ya? Özür dilemesin abi ama. Ya diyorlar ya hani film var kardeşim işte bu flash belleğin içinde ya bütün hayat. Ama onu aşağı çıkartabilmen için sana zaman çerçevesine sokman lazım o filmi. Evet. Yani neden bütün esmayı birlikte aynı anda zaten var orada. Var ama o anlar için, o anları teker teker görmen için dediniz ya. Evet. O an hayal, işte o hayalin şeridine, çizgisine koyman lazım ki hepsini birden böyle. Evet. Sen bu hay şeydir. Şerit o gibi, bank gibidir. Üzerine konulan semboller, simgeler, objeler oradan alınanlardır. Oradan alınanın bizdeki adı hay aldır. Hayattan alınanlardır. Hep aynı üçlü var. Hayal, tasavvur, hayat. Şimdi mesela bantı söylüyorsunuz o aslında tasavvur. Üstündekini söylüyorsunuz o mekan, hayal. Hayattan bahsediyoruz. Hayatın asıl mekanı arş. Hep aynı şeylerin farklı meratipleri. Evet. Bussu. Mesela zaman tasavvurdur. Hayal ise zamandır. Mekandır. Tasavvur zamandır, tahayyül mekandır. Hayatların da dışı. Ben bana bir hayal edin de mekanı olmasın. Ettiğin an mekan zaten. Demezsin. İlim aynı kudret. O zaman hayal eşittir. Mekan ya, vücudar. Peki nedir? O kadar camidir. O kadar esma-i mazhardır. Mesela
Mesela ben Osman'la şu anda bakarken biraz fazla geliştirdiğim için şu anda tepemden kendime de bakabiliyorum, biliyor musun? Hmm. Bak. Mesela arabada bakarken, arabada öne bakarken üstümden de bakar, yandan bakabiliyorum. Ama iki tane yapamıyorum daha. Altı yönden bakabilirsem mekandan çıkacağım zaten. Çünkü altı tane yön var. Mesela arabayı ben kullanırken şeyden bakabiliyorum, arkadan da kendime. Yani bu biraz fazla yaptığım için gelişmiş biraz. Öne bakarken kendime arkadan da bakıyorum yani. Enseme ve yola da bakıyorum. Neye benziyor biliyor musun? Arkaya bakarken öne bakıyorsunuz ya, dikiz aynasına. Mesela öyle usta şoförler var ki aynaya bakarak geri geri gidiyor. Hiç böyle bir yola gidiyor gibi gidiyor. Neyle gidiyor? Öne bakıyor işte, aynaya bakıyor, çizgi. Öne bakarken arkayı görüyor. Acayip bir şey. Eğer becerebilirsek, bak öne bakarken arkayı da görüyorum. Aynı zamanda sağımdan da birisi bakar gibi kendime bakabilirsem, sağ taraftan kendime. Aynı zamanda solumdan da, üstümden de, alttan da bakabilirsem mekandan çıkıyorsun. Evet. Bak dün havuz aradı, dün akşam. İki defa olmuş hayatımda. Dün bana özel paylaştığını asla duymuyor benim. Çok garibinizi geçecek, garibinizi geçecek çok. İnsan nevine neler oluyormuş, iftihar etmek adına. Abim, saf temiz ya, sen tanıyorsun. Hı-hı. Diyor ki, gece diyor, daha oturuyorum diyor, böyle odamda. Gözüm açık diyor, rüya değil Hasan diyor. Böyle tak diye Kur'an gelmiş sayfaya, sayfaya bakıp okuyorum diyor. Sayfa, bu iki defa oldu diyor. Bana şey için soruyor, saf saf soruyor, bu neyin nesidir diyor. Dedim hatırlamıyorum, kokuyorum dedi, neyi hatırlaması, sayfayı okuyorum diyor. Kur'an inmiş, sayfa olmuş. Sayfa, iki de bir ben cenaze münasebetiyle, akraba değil de cenaze münasebeti kardeşlerimizin şeyinde olunca sahiplenmek için gittim yani. Orada bir dedi, bir de evvelki abi, dün bana anlattı, gündüz, akşam üzeri olmuş diyor. Gündüz yani, odandayım diyor. Ondan sonra baktım ki indi diyor bir şey. Usta da diyor ki ya, perdede indi diyor. Baktım diyor, ben fazla anlatmadım usta da perdeyi. Baktım böyle gündüz, ya bu rüya olmasın dedim ya, böyle rüya vesaire. Geçilirdi alem misali defterlerini. Ya sen anlamıyor musun dedi ya, ne biçim kapatacaksın? Diyor gözüm açık, gündüzüm dedi. Ondan sonra bakıyorum dedim, baktım. Kur'an bayağı okuyorum dedi. Okuyorum. Süreyi de hatırlıyor. Şimdi diyor ki bu neyin nesiydi? O kadar normal görüyor ki. Kur'an inmiş yani. Bir sorarsınız işte. Telefona sorarsın. Sen aranayım. Bir sor. Ya böyle Kur'an inmiş. Nasıl okudun? Sonra beni topa tutacak. Niye söyledin? Yani şunu demek istiyorum. İnsan nevine neler oluyor? Bize de geliyor ya, bir iş yapıyoruz, gidiyor, televizyon filmleri geliyor, adam olur gelsin ya. Hayat onunla mı? Evet, ömrü Kur'an. Peki, hayat. Bak kardeşim bir şey var, bir de onun gayesi var. Gaye haya. Olmasa veya nisyan iki veya tenasi edilse, tenasi biliyorsunuz unutma değil. Unutmayı istemek. Yani unutma değil, o amel-i Resulü de geçiyor ya, unuttuğumuzdan hesaba sorma. Bu tenasi ediliyor. Unutmak isteniliyor. Mesela günahlarımızın bazı şeyleri var ki unutmak istiyoruz. Yani tövbe etmeyi bile, Ya Rab şu günahımı affet diye utanıyoruz. Ya Rab komple yapıyoruz. Diyoruz ki Ya Rab günahımı affet. Demin hani okudunuz ya, Mehmet abi okudu. Ebedül Ebat'ta. Cemal-i Ezeli'ye beraber hani onu kafirlerin düşman olması diyor ya abi, ben hiç orayı anlamıyordum. Şu anda biraz böyle bir şey oldu. Yani hayatında Allah yok, ondan adam düşman. Allah'a düşman. Hayatın yok, hayatında yok yani. Allah yok. Allah yok. Hayatında. Normalde şefaat siz de, benim dünyamda var yani. Evet. Var olduğu için düşman değiliz. Allah çekmiş hayatını ondan. Çekmiş. Bir bedensel hayatı yaşıyor. Ne kalbi ne ruhu. Yani. Hiçbir derece hayatı yok. Konuşalım, ondan düşmez. Ya da o Adem'e attı yani. Allah'a Adem'e attı. Yok işte be adam, ne olsun yok. Yok yani. Elektrik kebana bağlı değil.
Ama koparmış. Kopuk diyor. Ondan düşman. Hiç anlamamışım. Yeni yeni biraz şey yaptı. Kaçıncı sayfaydı ya? 156. Başından son alırsan abi son acayip. Yani hayatı anlatıyor aslında. İmanların sonu. Adalet eder diyor ya. Bak, hayatı anlatıyor. Adalet eder. Bak, dikkat et. O cemali ezeli takke koymuş. Ezeliğinin kendisi değil, ezoya. Abi özür dilerim, bir paragraf öncesinden bahsediyoruz. Çünkü insan sevdiği ve kıymetini takdir ettiği bir cemali mutlaktan, ebedi ayrılmaktan gelen derin yarasını ancak ona adavetle, ondan küsmekle ve onu inkar etmekle tedavi edebilir. Ya, İşte kafirlerin Allah'ın düşmanı olması bu noktadan ileri geliyor. Öyleyse... Ya. O cemil ezeli, bak bak. Cemal ezeli. Cemal ezeli, cemal ezeli. Tabii. Kafa gitti. O cemal ezeli, bak bak. Kendisinin aile müştaki olan insan ile. Demek ki evvel müştak değil. Müştak değil. Demek ki müştak değil. Ulviyet, ulviyet hep burada o işte. Evet. Bunlar aynada ne gözüküyor? Adamın aynasında gözükmüyor. Evet. Yok yani, hayır. Yok öyle bir şey yok. Evet. O cemal ezeli. Kendisinin aile-i muştaki olan insan ile. Cemal ezeli ne olacak? Muştak seven, onu ala misafir eden zatın, zatta ne olacakmış? Ebedül abad yolunda seyahatinde beraber bulunmak için. Cemal-i ezeli insanda seyahatte beraber olacak. Cemal ezeli beraber olacak. Aslında bir örnek söyleyeyim, derinden beri düşünüyorum. Şimdi cemal ezeli diyoruz ya, hayattan bahsediyoruz. Şimdi mesela şu kamera, tabiri caizse mesela güneş olsun, çekiyor. Tamam mı güneşe? Sen ubudiyetini yaptın, ekranda gözüktü mü? Gözüktü. Tamam, ona göre besleniyorsun, bir hayatın var, ileri geri sokuyorsun, Allah Allah filan. Bir de tayin teşahhus var. Bir de o kamerada oturan, artık o tayin teşahhus oluyor. Hangisi? Bir de mesela şimdi bu kamera çekiyor mu? Çekti. Güneşe. Güneşi çekti. Güneşi çekiyor, ayrı bir güneş var. Tamam. Ulihiyet. Ubudiyet yaptın mı kamerada, gözüktü mü aynada? Kamerada çekiyor. Ekranında gözüküyor. Ona göre ben bir hissediyorum, şey yapıyorum. Onu hissetmem ne? Bir de canlı burada oturan bir zat olarak hissetsen ne kadar farklı kamerayla? Kamerayla beni kayıt yapın. Ne kadar farklı? Oho. Tayin teşahhus olunca artık o sen kendinde hissediyorsun. Bambaşka bir his yani. Hmm. Üç şey. Mesela siz ikisini de görüyorsunuz bak. Şey Erdinç çekiyor. Erdinç kameranın arkasında. Hmm. Erdinç kamerayı görüyor musun abi? Görüyorum abi. Beni orada görüyor musun? Evet. Bir de beni görüyorsun. Evet. Fark var değil mi abi? Ha, şimdi insan itikat ediyor, iman ediyor. Bir de tahayyül ve tasavvur etse. Bu ilmel yok. Bu aynı. Aynı adam duruyor. Ha, iki, üçünü beraber Erdinç kamerada bakarken önünde o çekiyor. Kamerada gözüküyor. Bir de ben var. Bir de senin tahayyül ve tasavvurun da varım şu anda. Bu da bendeki hakikatin. Evet. Geliyor. Şuraya bak, cemal-i ezeli insanla, insanda devam edecek. İnsanda. Bak neymiş? Ebedül abad yolunda, insanın ebedül abad yolundaki seyahatinde cemal-i ezeli beraber bulunacakmış. Bizimle. İman edenle beraber. Kim sorgu ediyorsa cevabını ver. Cemal ezeli seninle beraber bulunacak. Kim ebedül abad yolunda seyahat eden insan, müştak olan insanın insanla beraber bulunacak. Mesela her daim müştak olan. Ne haber nasılsın falan tabii. En altta da şeye peygamberimiz de getiriyor abi, evet. Sonunda. Öyle de diyor, insandan dahi en büyük maksut ve en kıymetli müntehap ve en parlak aine-i ehad ve samer. Ahmet Muhammed'dir elbette. Yani. Evet. Biz onun hayatının içinde bir peki hayat... size bir şey söyleyeyim. Yeni bulduğumu tam yeri gelip tamam. Söyleyeyim. Bulmuşum şeyde. Ama nasıl yapacağım? Şöyle. Allah'ın selamı nasıl ilanet? Cehennem açmak lazım. Şöyle açarsam uzun olacak. 28 defterde şöyle. Bu dima dersimiz var ya, çalışıyoruz ya. Bir zevk alıyoruz da. Bizde neyle aktif oluyor biliyor musunuz? İsmi azam değil. Dima çalıştıran malzeme isimlermiş.
İtikat isimle, itikatla iman arasındaki bir farkı da o. Artık bunu genişletin. İtikat hemen. Bu dima için ama değil mi abi? Dima için. Bu esbaplının şeyi. Bu dima, dima komplesi. Evet. İtikatla dahil her mertebesi. İzanda, taahhüt. Esma ile çalışıyor. Yani cennet cehennem. Kalp ise ismi azamla çalışıyor. İsmi azam mı, ismi azamlarla mı? İsmi azamlarla. İman ismi azamla oluşuyor, itikat isimle oluşuyor. Yani senin esma. Dolayısıyla müjdeyi veriyorum şimdi. İman edenin ismi azamı aktif de edebilmiş. İsmi azam olmasa kalbinde iman edilemez. Kafirin ismi va aktif, ismi azamı yok. Yeri de söyleyeyim size. Neler var daha? Esma'ya ayna dar ama iman yok. Evet. Mesela itikadı var. Batın öte. Dima isimlerle çalışır. Sırayla bak. Dima isimlerle çalışır. Kalp ismi azamlarla. İtikad isimlerle oluşur. İman ismi azamlarla. İman ettin mi Yasin? İmanım var elhamdülillah. Bugün de sabah kıldık şükürler olsun. İmanımız var. Ne aktif? İman var ne demek? İsmi azam aktif. İmandan çıkan iman edilen ismi azamı yok. Nerede? Yeri söyleyeyim. Sonra o şey yapılacak. Cennette müşrak olanla zata müşrak olan farklı mı Hasan abi? İşte aynı öyle bir şey. Çünkü cennet neydi? İsmi azamın, isimlerin perdesiz tecellisiydi. Dur bakayım. Sözler 93'te. Sözler 93'te bulmuşum Osman. Muhammed aynısını görüşen abi. Sözler 93'te. Öyle mi? O mu geçiyor? Evet. Aynen böyle geçiyor. Bakayım mı? Aynen. Ya bunu nasıl görmedik ya? Aynen böyle. Sözler 93. Evet. Uçakta nasıl indiğimi de hatırlamıyorum. Yazdım ama. Yazdım orada. Notta düşmüşüm uçakta. Açık profil mi? Harada düşmüşsün sen. Harada düşmüşsün. Hakikaten uçurmuş bizi ya. Yani her tarafta. Defterimi taşıyorum. Abi bu dediğin... Kırmızı ışıkta durup böyle uzun... Trafik bazen yakalanıyoruz ya. 15 dakika duracak hemen defterimi açıyorum. Şöyle bir şey mi oluyor abi mesela isimlerle diyorsun mesela... ismi azamlar var. Herkesin ilgili değişiyor. Kayyum. Şimdi hayatla... Rahman, hayatla Rahim. Bir de var ki Allah'la hayat, Allah'la kayyum. Hepsine böyle mi bakacağız? Yani sen de aktif evet. Oluyor. Mesela ismi azam olunca isim yok mu? Otomatik var. İsmi mazar olan ismi azam mazar değil. Ama ismi azam mazar isimlere mazar. Yani üniversite diplomasında, ilkokul diplomasında olduğu gibi. Yani müjdenin şu oldu. Korkma. Cemali ezeli. Ebedül abad yolunda sen de niye devam edecek biliyor musun? Muştak olan, biz muştak değil miyiz? Muştak olan aynı. Biz Allah'ın rububiyetine aynıyız. Allah'a muştakız. Muştak mısın? Bedelini şöyle ödüyor Allah. Sen bana muştak mısın? Ben de cemal ezeliyim. Seninle ebedül abadda seyahat ederken ben seninle olacağım. Ki şu anda hala birlikte. Evet. Kalpte hissediyorsun. Olmasaydı bunu sana bunu söylettirmezdim. Mesela İsimlerle baktım Allah Allah. Dedim ya o zaman imana bak ya. İsmi azamı tazaman ediyor. İsim değil bu. Ebedül abad. Şimdi diyoruz değil mi öyle olması lazım? Evet. Ebedül abad yolunda diyoruz ya abi. Bir süre sonra da müştak oldukça zaten önce de beraber olduğunu fark ettiriyor sana. Allah Resulü zamanında da, işte kıyametin koptuğu zamanında da. Çünkü niye? Bağlarda söylüyor, 258 miydi? Üstad'a diyor ya, sen diyor, ustadım diyor. Ey ustadım diyor, sen Bedir ve Uhud'daki o kadar hadiseler içerisinde, bu kadar icmali bir şekilde 19. mektupta sen bunu yazabilmen için orada hazır olman lazım. Alem-i misal, alem-i aleye geçmiş. Orada seyretmiş, kulasa etmiş. Üstad'a şey yapar, Allah'ın esması zaten her yerde... Benim için var ya bu. Yani geçmiş onu yazmış. Allah'a yemin ederim ki sizin mutfağa gittiğiniz, Osman gittin çay getirdiğin kadar alemimde sırada ve normal. Hiç hayret etmiyorum, gayet normal. Öyle olması lazım. Esma o kadar yemin ederim zatına, senin mutfağa gidip çay getirmen kadar, hatta endişe ederim. Aman ayağına dökme.
ustadın veya işte kişilerin değil mi? Hafız işte bak Kur'an inmiş. Ya bana saf saf soruyor. Bu nasıl bir şey diyor? Kur'an bu ikinci kez oldu diyor. Dün akşam anlatıyor. Yeğenimle beraber şey yaparken. Bu nasıl bir şey ya? Dayanıver dedi. O aramış. Dayanıver bu nasıl oldu dedi ya. Ona. Ondan sonra dedim Allah Allah şey olmasın. Ya deli misin dedi ya. Rüya olmasın dedim. Nedir? Gündüz dedi ya. Gözüm açık diyor ya. Gözüm açık diyor. İnmiş sayfayı okuyorum. Sayfa inmiş. Ellef-i Mahfuz'a sayfalanmış işte. Aynı adama inmiş. Kur'an iniyor. Kaç sayfa? Bir sayfa dedi. Keşke üç sayfa olsaydı dedi falan. Dedim o da sonra ya. Abi hangi sure söyle? Bilmiyorum. Hangi sureyi merak ettim. Hangi sure? Hangileri giymiş ya? Ben ona... Aslında o sureyi bilse abi, o sureyi bilse onun isimleri orada. Onun zaten isimleri orada. Bilse yani. Ama biliyordur. Tamam işte o isimlerini bulur. Benim ismi az isimlerim 3 tane. Herkesin ismiyle çıkıyor. 3 tanesi. Onu demek ki onu söyledim benim ismim hangisi diyor. Şey Kerem Tabanlı vesaire. Bir de onun hadi de var. Hidayete vesile oluyor. Gidelim mi? Ne acayip olur ki hayatta sanmış oldum. Ya şu şey diyelim de en parlak aynı Ehad ve Samet elbette Ahmet Muhammed'dir diyor. İki ismini birden. İki. Ahmet Muhammed. Ahmet olmaz. Muhammed de olmaz. Ahmet'i Muhammed. Ahmet aynasındaki Muhammed mi? Muhammed aynasındaki Ahmet. Aynı ikisi de var. İkisi de var. Diyor birbirine eşleşiyor. Eğer dışarıdan bakarsan, dışarıdan bakarsan Ahmet'teki Muhammed, içeride bakarsan Muhammed'in dışa vuruşu olan Ahmet'dir. Bir berisine diyor ya, aynı Ehad ve Samet diyor. Aha. Ehad ve Samet. Kulu Allah'a et. Allah'a Samet. Her ismi azami derecesine mazhardır diyor ya. Ne diyor, ne diyor? Diyor ki, işte öyle de diyor, insandan dahi en büyük maksat, maksut ve en kıymetli müntehap ve en parlak aynı Ehad ve Samet elbette Ahmet Muhammed'dir. Bak şimdi, aynı gidiyor. Kulu Allah'a et, ağacın çekirdeği. Kulu Allah'a et, ağacın çekirdeği. Son ayet var ya, külle küfü böyle meyvedeki çekirdek. Meyvedeki çekirdek neydi? Ahmet'ti. Meyve Ahmet'ti. Çekirdek Muhammed. Ehad Muhammed. Samet Ahmet. Doğru. Çünkü Ezel evet. Ahmet değil Muhammed diyor ya. Hasan abi şimdi mesela Osman abi de bir isim, Mehmet abi de bir isim, Doktor abi de bir isim, ben de bir isim. Bazısında 2-3 isim. Bu isimlerin hepsini toplasak Resulullah sen, çıkmıyor mu zaten? Hepsi çıkıyor. Evet. Yani topladık o isimleri insan halinde göreceğiz. Kim göreceğiz? Evet. Allah Resulü'nü göreceğiz. O zaman biz onun diye bir şey yok ki yani daha. O zaman ben onu hayal etmem veya düşünmem, Cezayir Cenab'a gitmem. Gitmemem zaten bir tuhaflık. Yok olamaz ki yani başka bir şey zaten. O zaman Ehad Ezel oldu. Samet Ebed. Evet. Değil mi? Evet, evet öyle. Ehad, Ezel. Evet. Alem-i Gayb diyor. Geçmiş gelecek alem-i gayb demiyor mu abi? Evet. Hayatta. Yani şu kasette ileri geri sarıyorsun ya. Hı. O geçmiş gelecek gayb dediğin o ya. Evet. Oradan çık diyor. Şeye gel. Kardeşim ağacın görüntüsü. Gel bu tarafa diyor. Ağacın görüntüsü. Oradaki tecelli. Bu tarafta bir şey yok diyor. Önce sonra. Hepsini ha. Birden gör. Ağacın zahirisi Samet ya. Aynı Samet olmak kolay değil diyor ya. Peki çekirdekler nedir? Ehad'dır. Hasan abi orayı bir kaçırma abi. Şimdi Ezel Ebed diyoruz ya, şimdi kasetteki şey, alemi gayb, geçmiş gelecek. Kaset. Kaset ileri geliyorsun, alemi gayb, Ezel Ebed yani. Çeviriyorsun. Gayb yani işte o dediğimiz. Yani kaydetti. Alemi gayb dedi, geçmiş gelecek diyor. Kasetin ilerisi. Oradan çık diyor, geç o tarafa, orada öyle bir şey yok, gel o tarafa diyor. Kasetin de çık. Çık geç arkaya diyor, Muhammed Aleyhisselam. O kasette olanlar. Bir de söyle. Şimdi alemi gayb nedir abi? Hayat bahsi ne diyor? Alemi gayb geçmiş ve gelecek. Yani bu kasetteki. Kaset mi? Kaset çekilmiş. Başa sarıyorsun. Geliyor ve ileri gidiyorsun. Oradan da çık. Kasetin arkasına geç. Canlı sen. Yani ha benim ya. Hayat makinesi diyor ya zaman. Şöyle diyor. Zaman beni çekiyor mu? Beni çekiyor. Hı-hı. Şimdi çekmişti. Çekmeye devam ediyor. Ve çık bir de ben varım ya. Ben çık oradan bana gel ya. Gel Hazreti Muhammed. Şimdi o aynada gözüküyor muyum? O kamera insandır. Aynada da gözüken de odur. O zat. Bir de kamerada gözüken bir de kendisi olan var. Ondaki ben. Yani anladık mı? Kamera insan olsa orada gözüken de benim timsali sureti. Bir de ben varım. İşte kamerada gözüken
ondaki ben. Tamam mı? O zaman bu diyor ki, bu kamerada ileri geri yapabilirsin yani. Ya yani uğraşma diyor, dön işte, gel Hasan'ın içine gir. Kamerayla niye uğraşıyorsun? Gir Hasan'a ya. 11. söz yani bu. Durumlar iyi değil, ben hemen değiştireyim. Tamam. 11. sözde söylüyor abi, o zatın vücududur diyor. Ne diyor? O diyor işte, orada bir o zatın vücududur o saray yani, o zat dediğin... Diyor mu? Diyor evet. Açık, o zat. Demiyordur ya. Kaçak zaten. Kaçak yok yani, bir insana bir imayet insani birdir diyor ya, o topla isimleri şöyle bir zat çıkacak. Peki, kainat ise İsrafil Aleyhisselam'ın vücududur demiyor mu ikinci şu anda? O yine düşük evet, abi. Biz insana düşük geldik. Düşük. Hazreti Muhammed'e. İkinci şu anda diyor ya. İsrafil Aleyhisselam'ın vücududur diyor. İkinci şu anda. Bu kainat. 11, 11. Biz kainat diyoruz. Şunlar şunlar. Aslında İsrafil'in vücudu. İsrafil'miş. Nasıl oluyor ya? Deli misiniz? Kafayı yediniz ya siz. Durumunuz hepten iyi değil. Bak. Sırrı tevhid de anlaşılır tabii. Bu da yani iyi değil yani. Bak. Bak diyor ki. Mesela sırrı vahdet ile, sırrı vahdet ile, vahdet de değil, sır da değil. Sır nedir? Konu olduğu, mevzu olduğunun sahibi demek. Evet. Ne konu edilmişse onun sırrı. Her konuda sır sahibi değilsin. Konusunun sahibisin, o sırdır. Konu nedir sırrı? İnsan, onun sırrı sende. Konu kalp mi biliyor musun? Bilmiyorsun. Sırrı yok sende. Tevhidin sırrı, konusu, sırrı tevhid sırrı demek, konusu tevhid. Tevhid Allah'ın birliği değil. Tevhid, zıtların var ya, hak, batıl, doğru, yanlış, soğuk, sıcak, karanlık, aydınlık, bu kainat sistemini, tamam mı, bütünlüğünün sahibi. Yani sırrı... Sistemin. Sistem. Ha, sır ise buna hakim. Bu mevzuya hakim. Bu dışarıdaki şey. Bu mevzuya hakim. Onun dışında. He. Arkası. İnsan bunun dışına geçmiş. Zıtların cemiya kainat. Bunun, bu zıtların sahibine tevhid denir. Tamam mı? Zıtların tevhid. Ha, bu insan buna vakıf. Bunun dışına geçmiş. Onun için tevhid sırrı denmiş. Bunu bilen tevhid sırrıyla olayın arkasına geçenle. Kainat öyle cisim, bak Allah'ını seversen, şuraya bak, bak yeri de göstereyim size, ha, bak burada. Kainat öyle cisim ve cismani bir melaiket mi ne olur ki? Melaike. Ama neyle? Osman, arkaya geçersen, sır anladık mı abi, sır. Konusunun hakimi, konunun arkasına geçmiş kişi de sır oluyor. Ha? Konu içinde değil. Kainat öyle cisim ve cismani bir melaik hükmünde olur ki mevcudatın nevileri adedince yüz binler başlı, her başında o nevide bulunan fertlerin sayısınca yüz binler ağız ve her ağzında o ferdin cihazat ve etza ve ağza ve hücreliyatı miktarınca yüz binler diller ile. Şimdi yaslanın yerinize. Sanini takdis ederek tesbihat yapan İsrafil misal ubudiyette ulvi bir makam sahibi bir acube-i mahlukat iken kainat. Bu yine meyvedeki çekirdek Hasan abi. He? Bu meyvenin içindeki çekirdek. Evet öyle. Bu o kameranın arkasındaki o değil o başka çekirdek. O zat o. Şimdi bak kameraysan kamerada gözüken benim. Bendeki o. Ben var bir de. Kamerada gözüken insan bundaki o, oradan artık çık da kameranın arkasına geç, gir bunun daire hayatına, gir buraya. Ya buzla ne uğraşıyorsun? Su işte. Suyla ne uğraşıyorsun? Nasıl ki o? Peki gittik. Enerji, esir, maddi hayat, aynı hayat, hayatın zatı beceleri. Kim kaldı ki? Bak, tevhid sırrıyla, sırrı tevhid ile abim. Peki, bunu muvaffak olanlar kimdir der? Bunlar muvaffak olanlara ne oluyor biliyor musun? Bu anlattığım var ya tevhid sırrı. Sırlara mazhar olan. Çünkü sıra mazhar olan bilge, bilme manası değil. Tevhid yapabiliyor o zaman. O
zıtları cem etmiş, arkasına geçmiş. Ha, peki bu adam nesi başlamıştı hükmet o anda? Hükmet yetkisi var onun. He? Hükmediyor bu sefer. Ha, o zaman sırrı ehadiyet, burada da bak. Sırrı ehadiyet sahibi oluyor. Nuru tevhid. Nuru tevhid için inkışaf eden miracın başladı. Ya müjdeler olsun. Şefaat etmeden olmuyor. Müjdeler olsun. Sırrı ehadiyet, nuru tevhid içinde inkışafa başladı sende. Sırrı ehadiyet. Olayın arkasına çıktın. Olayın için inkışaf edemezsiniz. Çıkacaksın. Çünkü kainat içinde olmayacaksın, çıkacaksın. Abi onu da okuyalım diyor ya, Yunus Aleyhisselam ne diyor abi en başında? En başında sayfan abi, Yunus Aleyhisselam için en baş sayfası. En başa geçin. Hazreti Yunus, bak Ali, bak ne diyor? Peygamber'e Aleyhisselam denilir. Peygamberimize Aleyhisselatü Vesselam denirken, bak ne diyor? Hazreti Yunus İbn-i Meta ala nebina ve Aleyhisselatü Vesselam'ın münacatı. Ne diyor abi? Münacat. Münacatı bir kişi yapıyor abi. Bir insan var. Bir insan yapıyor. İkinci dua, insan yok. Dua değil bu, münacat. Aleyhisselatü Vesselam, onun ve Peygamberimizin aynıymış. Yine Resulullah yapıyor ya, onun hayatı zaten. Resulullah orada gözüküyor. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam münacatı Yunus'ta gözüküyor. Yunus şeyde aynasında var, Aleyhisselam. Aleyhisselatü Vesselam diyor. Yunus Aleyhisselam'a denmez Aleyhisselatü Vesselam. Kasette dün bugün. He? O kasette dün bugün, o önce sonra. O şey değil orada öyle. Aynen abi, Kur'an ona misafir oluyor diyor ya. Kur'an ona misafir oluyor. Allah Allah, Kur'an misafir oluyor. E arkadaşlar buradan bir çıkalım. Hayale girelim, hayale girelim. Çıkamayız ki, çıksak şık olur. İmandan, imandan çıkacağız. Nasıl çıkacağız? Çık çıkabilirsen Resulullah. Çıkabilirsin diyor. Çıkın. Çıkamazsın. Şık olur. Böyle de konuşmuyor. Nasıl çıkacağız? Çıkabilirsin. Mideyim. 11. söz değil abi. Osman anladın mı abi bu 6. söz? Sırrı ehadiyet. Sırrı tevhiddi bu. Hmm. Bu sırrı tevhiddi abi. Tevhid o. Dışarıda. O bitti o. O dışarıda. O ehad. Ben Hasan abi ehadiyetin sırrı mı olur ya? Ehadiyet. Ehadiyet. E nasıl olacak bu? Ehadiyet sırrı. Ezel'e gidiyorsun kardeşim. Ezel'e, ezel'e. Şimdi... Bir de görme. Abi 11. sözde diyor. O zatın vücududur. Ezel'e gidiyor ya. Ondaki... Ha? Doktor. İki doktor. Sırrı ehadiyet ondaki bere gitmiyor mu abi? Osman güldürdü. Abi sırrı tevhid, sırrı ehadiyet. Ya desin tevhid, tevhid bilgisi, tevhid dese sırrı onun sahibi. Tevhid, tevhid sırrına sahip o. Bazı diyor ki üstadan nur talebeleri, bazı mana talebeleri. Ve men yutel hikmete fakat utiyel hayren kethira. Kime hikmet ilmi verirse ona çok hayırlı. Şey, Allah kendisini ikram ediyormuş. Tefekkürde Allah kendisini ikram ediyor. Unutmayın. Tefekkür, Allah kendisini ikram etmek demektir. Sırrı ehad demiyor ama, sırrı ehadiyet diyor. Evet. Ehadiyet tecelli tarafı. Tecelli tarafı, onun sırrına geçmen lazım. Sırrı ehad olmaz herhalde değil mi? Ehad zat değil mi? Değil mi? Ehadiyet, ehadiyet. Ehadiyet diyor. Evet. Değil mi? Şey, yanlış değil de doğru. Evet, evet. Ehadiyet. Ehad değil, sırrı ehad değil. Olmaz. Ama sırrı ehad'ı anlattığı bir başka bir yer. Var mı? Var ya. Yapma ya. Dur belki yoktu, bir bak. Öyle zannedilir. Ne diyeceğiz oraya? Allah Allah. Bana bak, sırrı ehad et ne biliyor musun şimdi söyleyeyim? Şeyde okuduk ya, 300 kaçtı lemalarda? 356. 356 da dedi ya, cemal ezeli ayni muştakında bulunuyor. O nasihat et, orada bulunuyor. Bende var o. Hı-hı. Bende o var. Hı-hı. Bende. Hı-hı. Peki bendeki nereye deniyor? Ondaki ben. Ben var, ben. Bendeki o. Bendeki o sırrı ehadiyet. Bu miraç. Miracı yatağında sıcaktı diyor. Miracın zahirisi gitti geldi aynı. Batınısı zaten burada, burada olmuş. Evet, abi mesela bunca yıl külliyatı okuduk. Hiç mesela tefekkürü şer oldu. Hiç bir kendi dışımızda bir şey oldu mu? Aa dedik. Aa dediğimiz yine bizde. Evet. Ben fark ettim. Evet. Hiç aa ulan böyle bir şey yok ki. Yine hep yani, sende. Hep hiç sende farklı oldu. Bir yerde oldu mu? Ve her bir harika şeyler kendinde zevke dönüşmesi ne demek biliyor musun? Hey! Böyle zevk olması, bunun adı şu. İstidatlar kabiliyete dönüştü. Bil kuvve, istidat, bil fi. Bir esma açıldı. Var mıymış Osman? Şükür yok abi. Yok. Olsa karışacaktı. Tamam yok. Evet, hep, görüyor musun? Hep sırrı. Nasıl dizilmiş Osman? Hmm.
Küllap ne acayip değil mi Allah'ını seversen aynen. Ya? Birbirine zıt hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Birbirini çürüten hiçbir şey yok. Hep destek. 13. sözde ne diyor biliyor musunuz? 13. sözde. Bir ağaç düşünün. Rengi, kokusu, meyvesi, tadı, gıdası. Birbirini ortadan kaldıracak bir şey yok diyor. Hep birbirini açan, tamamlayan, mükemmeli götüren şeyler kullanmış. Yaprak, koku, tat, boyu falan. Ağaç. Kainat da böyle. Anladın mı? O kadar hoşuma gidiyor ki bu mısın? Birbirini içeri edecek, hükmünü ortadan kaldıracak bir şey yok. Bak şöyle ne diyor? İnci gibi dizilmiş. Evet. Sırrı tevhidi, sırrı ehadiyet. Allah, gördün mü abim? Sırrı tevhid sahibi, sırrı ehadiyettir Osman. Evet, sırrı ehadiyet. Ben buna bakıyorum. Çok tuhaf. İlk defa okuyoruz değil mi abi? Bir sürü sırrı ehadiyet geçiyormuş ne güzel. Hasan abi. Biter mi abi bu küllet böyle şimdi? Evet abi. Zannımca galiba şöyle olacak ya. Birçok Risale-i Nur'u okuyan kişi ilmel yakin bunları burada görüyorlar ama... kabrin öteki tarafında bu şekilde aynel yakin ve hakkal yakine biiznillah mazhar olacaklar. Kabrin öteki tarafı oraya getiremeyenler. Ne kadar mı peki şu ha. İsa Aleyhisselam'ın İtiraz bozulmuş etmez. Olan İncil'de şey verilene verilecektir. Verildiği kadar verilecek. Mesela itiraz etmiş enfusu. Enfusu kazanamayacak. Allah'ım ya. Hasan abi. Allah ya. Enfusu reddetmiş. Reddedine verilmeyecek. Lakayt kalmış. Bu kadar bilememiş. Lakayt kalmış. Bilememişe verilecek. Bu kadar bir zarara girer. Reddetmişse, enfusu reddetmişse enfusu geçemeyecek. Yani. Yok öyle. Çünkü öyle bir Allah'ın adeti Allah yok yani. Aynel yakin ve hakkal yakin için kabrin öbür tarafında da... Yok. O istediği verilecek. Ne diyor? Tamam. İsteyene istediği verilecek. Peki kim onlar? Bu dünyada verilene verilecektir. Hasan abi şey diyor, Erdinç kardeşim, kabrin öbür tarafı. Kabrin öbür tarafı burada zaten. Ya. Kabrin, toprağın öbür tarafı. Şu ağaçı. Biz de istiyoruz abi. Hasan abi. Bir meydan mı Cebel abi? Bize de anlat. Tamam. Geçmezsen. Buradan bir çıkalım. Tenkit kadar kötü bir şey yok ya. Ne oldu? Koptunuz mu? Hayır. Hasan abi sözüm var. Bize de anlat. Vallahi burası değildi. Boşluğa düştüm sanki. Neyse geçelim oradan çıkalım. Batayım mı? Yemek arası mı yapacağız? Mola mı verdin? Yok yok. Tamam. Sırrı hadiyetle bir yer okuyacaktım ne güzel. Oku. Oku sen yok. Oku. Dediğinizle gidiyor da, yani çok güzel, yani sen anlattın da. Hem mesela ağacın meyveleri, yaprakları bir anda bir tarzda kolaylıkla ve mükemmel olarak bir tek merkezde bir kanun emriyle teşkili ve tasviri bir temsildir ki, muazzam bir hakikatın külli bir kanun ucunu gösterir. O hakikat ve o hakikatın kanununu gayet kat'i bir surette ispat eder ki, o koca kainat dahi, şu ağaç gibi o kanun-u hakikatın ve o sırr-ı ehadiyetin bir mazharıdır, bir meydan-ı cevelanıdır. Son okur musun? Son koptu. Son. O hakikat ve o hakikatın kanununu gayet kat'i bir surette ispat eder ki, o koca kainat dahi şu ağaç gibi o kanun-u hakikatın ve o sırr-ı ehadiyetin bir mazharıdır, bir meydan-ı cevelanıdır. Her yerde aynı tevhid var. Allah Allah. Ne böyle. Hiçbir farklı bir şey yok. Ne güzel yani tasvir etmiş. Onun aynı kanun. O sahabe bahsediyor. Sahabe olarak onu dinliyorlardı diyor abi. Resulullah. Kainatta. Nebi olarak onu dinliyorlardı. Nebi olarak dinliyorlardı. Yani ismi azama mazhar olunca. Nebi olarak. Nebi olarak dinliyorlardı. Orada Resulullah kastetmiyor. Sahabeyi kastediyor Nebi olarak. Tabii. Nasıl abi de kalamayacak? Yasin kalır. Diyor şu sohbet ortamında diyor, onu diyor... Nebi olarak onu dinliyorlar. Sohbet-i Nebeviye mazhar diye geçiyor. Sohbet-i Nebeviye, sohbet-i Resul demiyor. Demiyor. Hayır bak. Hayır onu demiyor abi. Yani zihneler de Nebi diyor. Şimdi Nebi'nin şey, manası ne demek? Nebi ne demek? Allah'la görüşen. Manası var burada. Burada sahabe Peygamber Efendimizle görüşürken Allah'la görüşüyorlardı. Evet. Çünkü aynayı aynede bu kainat nebiydi orada. Peki Allah'la görüşen nebinin cilvesi var. Nebi kitapta nebidir diyor. Nerede geçiyor? Aç abi. Şeyde 27. söz. Nebi olarak onunla görüşüyorlardı. Gel buraya.
Nebi olarak onunla görüşüyordu. Cilvesi milvesi değil. Ya, Nebi olarak onunla görüşüyordu. Adam sarılınca değil mi? Ya, yok, ben seninle burada görüşmemle, telefonla görüşmem arasında ne fark var işte? Aynı şey. Allahu ekber. Ama niye mi çıktı? O mu çıktı? Kaçtı mıydı yoksa? Burak abi işte. Aha çıktı. Hepsi de geliyordu ama ilk defa kendilerinin başına geldi. Kitaptaymış, keramet kitaptaymış aslında. Hangi şey yazdı şey? Arkadaşlar 27 mi? Ya burada bir yerde de Allah'ım gösteriyor. Kesildir, kespidir. Olan yeri göremiyor insan bazen, evet. Orada ama. Şey ne dedin sen? Sözler mi ne? Mektubat mı? Ya iştahat bas, şey sağa bassın yani. Aynı hakikati zahir içine olmaktı. Ne bir, ben bir şey yapayım size. Bir aratsan abi. Tamam. Aldım abi. Bir sayfa. Birinci hikmet. Bismillahirrahmanirrahim. Sohbet-i nebeviye öyle bir iksirdir ki bir dakikada ona mazhar bir zat senelerle seyli sülüke mukabil hakikatin envana mazhar olur. Çünkü sohbette insiba ve inikas vardır. Malumdur ki inkisar... İki tane, insiba ve inikas. Evet. Çok tuhaf. Malumdur ki inikas ve tebaiyetle o nur-u azam-ı nübüvvetle beraber en azim bir mertebeye çıkabilir. O nur-u azam-ı nübüvvetle beraber en azim bir mertebeye çıkabilir. Nasıl ki? Yani... Sahabe en azim bir mertebeye yani çıkıyor. Bir olarak, nasıl ki bir sultanın yani hizmetkarı ve onun tabiatiyle öyle bir mevkiye çıkar ki bir şah çıkamaz. Bak, İşte bu sırdandır ki en büyük veliler sahabe derecesine çıkamıyorlar. Hatta Celaleddin Suyuti gibi uyanık iken çok defa sohbet-i nebeviye mazhar olan veliler Resul-i Ekrem Aleyhisselam ile yakazeten görüşseler ve şu alemde sohbetine müşerref olsalar yine sahabeye yetişemiyorlar. İşte. Çünkü sahabelerin sohbeti nübüvvet-i Ahmediye Aleyhisselam'ın nuruyla yani nebi olarak onunla sohbet ediyorlar. Nebi olarak Resul Peygamber nebi olarak Peygamber. Hayır abi sohbet-i nübüvvet-i Ahmediye Aleyhisselatü'nün nuruyla diyor. Bak kimle? Nübüvvet-i Ahmediye'nin nuruyla. Yani açıklama o onun peygamberimizin nurunun açıklaması o. Bak şimdi. Nebi olarak diyor. Bak. Peygamberimiz nebi. Kainat ayna. İnsan ayna değil. İnsan mira. Dur. Tamam. Bak aynedir bu alem. Her şey Hak isminin Cenab-ı Hak diyoruz ya, Hak ile Kâin, mirat-ı Muhammed'den ki mirat-ı insan, Allah görünür Kâin. Şimdi bu mirat nebiviliktir. Gözüken Cenab-ı Hak, aynada tayin ve teşahhus ediyor. Sade peygambere baktığınız bakarken, nebilik tarafına bakarken, nebilik aynasında seyrettikleri nebi değil. Nebilik aynadır. Orada evet, ta'yin ve teşahhus eden Allah'tır. Sohbet ediyorlar. Ta'yin ve teşahhus ediyor ya. Ta'yin ve teşahhus aynedir bu alem. Her şey Hak ile kayın. Mirat-ı Muhammed'den Allah görünür daim. Kime görünür? Sahabelere gözüküyor. Nebi aynasında ta'yin ve teşahhus ediyor. Nebi aynasında. Mesela sinema. Perdedir. Orada hiç kimse perdeyi görmüyor. Orada perdede gözükeni gözüküyor. O perde nebidir. Yani nebide gözükeni seyrediyor. Sahabe acayip bir şey görüyor. Anladın mı? Peki onu görebilmesi için nebilik nuruna basar. Ünvanı gibi yani. Evet. Ünvanı mı var? Ünvanı. Mesela ünvanı diyelim ki Zulkarneyn bir ünvandır. O an ona bürünüyor diyebilir miyiz o zaman? O anda sohbeti nebeviyede. Yani iki şey zaten söyledi. Nübüvvetin sırrı da inikası. Evet. Boyalıyor onu. Zaten altta yazı söylüyor abi ya. Yani madem öyledir, nübüvvet derecesi, velayet derecesinin ne kadar yüksek olduğu diye söylüyor. Onu söylüyor. Anladın mı? Yani o nübüvvet aynasında taayyün ve teşahhus var. Peki Hasan abi, sahabe anlatıyor, Suyuti Hazretleri'ni anlatıyor. Çünkü usulü de bozmamak gerekiyor. Tamam. Evet. Dindeki usulü. Suyuti Hazretleri anlatıyor, sahabeyi anlatıyor. Evet, yakazeten daha iyi gözlü. Böyle 40 defa, diyor. 40 defa görüşmüş. Bu anca diyor sırr-ı akrabiyetle olur diyor. Evet. Ondan sonra 15. mektupta sırr-ı akrabiyeti anlatıyor.
İşte sır akrep hep böyle buna şeydir diyor. Nasıl olacak o zaman? Sır akrebi nebi var o zaman. Nasıl yani demek lazım? Nebinin sırrına inikas ve insibana sahip olmak ayrıdır, olmak ayrıdır. Evet. O denilirse esasatı bozar. Yok yani illa nebinin sırrına o zaman kitap da şey mesela olabilir. Şöyle diyeyim abi. Şu anda beraberiz kardeş. Nebi de. Şu anda bak başka birisini koyun. Zorlama. Bu ahengimizi bozar. Evet. Bu ahengi bozar. Sahabeyi de böyle düşünün. Onun etrafında olan birinci derecedeki o sahabeler aynı böyledi. Şu anda hiçbirimizin unvanı sıfatı yoktur. Hiçbir sözü. Hepimiz aynı şey olmuşuz. Farkında değiliz. Ben de sen de aynı. Ben sen olmuşum, sen de ben olmuşum. Öyle yazmış ya maçta bir zeytinliyken. Başta yazmış. Ben sen olmuşum, beni bende arama demiş. Şimdi sahabede nebiliğin sırrı iki nuru. Ne olmuş? İnikas ve sirayet etmiş. Tamam. O değil. Sirayet etmiş. O sirayet edince ne oluyor? Geriye dönüyor. Peygamberin nübüvveti onu değiştirdi. Ne yaptı? Nübüvvetin sırrı ve nuru. İnikas ve insibala boyadı mı, değiştirdi mi? Nereye çıkarttı onu? Ondan nübüvvet, nebilik aynasında gözüken taayyün ve teşahhustaki Cenab-ı Hakk'ı seyretme makamına. Akrebiyet bu değil mi abi? Akrebiyet bu. Bu sırat Resulullah'tan sonra bir Mehdi Azam'da oluyor değil mi abi? Bunun söylediğini İmam-ı Rabbani Hazretleri söylüyor. Evet. Bir de diyor ahir zamanda Mehdi Azam'ın cemaatinde olacak diyor. Akrebiyet. O özellik. Kurbiyet olacak ondan önceler. Evet. Ama bir diyor Mehdi Azam, ahir zamanda Mehdi ve cemaatinde akrebiyet olacak diyor. Nerede söylüyor? Mektubat-ı Rabbani'nin son mektubunda. Keşke o zat ben. O zat ben olsaydım diyor. Allah Allah. Evet. Ama Mehdi Azam şahsı manevidir. Şahsı manevi, evet. Şimdi surette bunlar gidelim mi sana? Gidelim de abi zaten. Yasin abinin okuduğu yeri biraz daha dikkatli okursak nebinin sahabeler için değil Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam nurunu kastederek ona nebi diyor. Değil zaten. İnikas ve cümlede o çıkmıyor. Bir de size şunu söyleyeyim. Daha önce dedim ama ilginizi çekmemiş olabilir. Bak daha önce de dikkatini çekmemiş olabilir. Sahabe ne demek biliyor musunuz? Kendini ikram eder. Kendini ikram eder. Aynı yani. Evet. Hayat. Peygamberin kendisini ikram ediyor. Çay ikram ederim bendendir. Sahip ol. Baklava ikram ederim bendendir. Meyve ikram ederim bendendir. Ben değilim. Kendisini ikram ettiği kişi sahabe oluyor. Biz de tam ikram etseydik sahabe olurduk yani. Evet. O zaman da gelirdik. Abi şefaat de buna bakıyor. Mesela Resulullah şefaat edecek. Şu anda biz bunları Resulullah şefaat etmese, ikram etmese biz bunları konuşamayız ki. Yok. Mümkün değil yani. Bak ne dedi şimdi? Bunu bir din duysanız. Ne dedi? Allah sevmese, sevdirtmese sevemezsin. Vermese, verdiremezsin yani. Şimdi Allah Resulü şahsiyeti manevisi, nübüvveti, inikası ve nuru aktif olmasa bunları konuşamazsın ki. Yok mümkün değil. İşte şey olacak diye o Mehdi Azam ve şeyinde olacak diye talebelerinde. Evet. Şu bir tane en azından okuyalım. Ders hayal oldu. Bu nasıl bir şey dersi ya? Dört gözle ben pazarı bekliyorum. Bakayım Allah ne verecek diye. Dediniz ya abi kahvaltı, üniversite şeydir. Nereden bulacağını... Ha üniversiteyi onu söylüyorum da hocasına da söyledim, şaşırdım. Üniversite, eğitim, yani tıp mesela siz hepiniz okumuşsunuz. Üniversite veya okul, hele üniversite, eğitimi şudur. Bu eğitim fener eline veriyor. Fener eline verince olay bitmiyor ki sen yürüyeceksin artık karanlıkta. Neyi, bak neyi, nerede arayıp nasıl bulacağının yolunu öğretiyor demektir üniversite. Yani külliyat... Daha bitmemiş, başlıyorsun. Neyi, nerede, nasıl ve niçin arayacağının yolunu, yöntemini söylüyor sana. Külliyat da diyor ki, külliyat da aynısın diyor. Ben gösteririm, sen onu kendinde bulacaksın. Ha, ben diyor şeylerini söylüyorum, incelerini sen... istihraç et. İstihraç. Ben mühimlerini ben söylüyorum, incelerini sen istihraç et. Evet. Onu istihraç ediyorsun, böyle yapıyorsun. Lan ustad dedi, daha onun için yapıyorum.
Üstad dedi ki istihraç et. Yani istihraç et orada sırlarını. Mühimlerime söylüyorum. İncelerini de sen istihraç et. Yapma. Sizi bir götüreyim abi. İrfan'la konuşuyorum. Murat aramış şimdi İrfan Almanya'da. Ya bir şey bekliyorum var falan. Haşa haşa. Bir şey anlatamam haşa. Lan mübarek konuş demiş haşa haşa. O senin haşa dediğin yerden başlıyor zaten. Kim demiş ona? İrfan demiş. Senin haşa oradan başladı. Haşa haşa deyince mesela bir şey diyeceğim ama haşa. Senin dediği anlatacağın yer haşadan başlıyor zaten. Oradan başladı. Bu mevzular haşadan. Bunu herkesle konuşmuyorsun ya. Bunlar artık kardeşim sırrı ehadiyettir ya. Kim bu? Sırrı ehadiyet, sırrı tevhide sahip kişi. La kardeşim biz bunları konuşmayacağız da ne zaman konuşacağız? Bunlar niye yazılmış bak? Aynen. Bak sırrı tevhid. Nedir? Oo dokunma. Ne olmuş? Bereketleneceksin. Bereketlenmek için Kur'an oku. Bu alemi şehadet hep bizi abi aktif etmek için içeridekileri. Yani lezzet alıyor mesela baklavayı koyuyorum. O baklavada bir şey yok. Beni aktif etmek için o tasarlanmış. Tasarlanmış o kadar. Ha. Evet, şimdi mesela Kabe'ye gidiyoruz. Böyle bakıyoruz mesela Allah Allah o cennet bahçesi. Dışarıda böyle bir gün böyle durdum. Allah Resulü işte sahabeyle, ashab-ı suffayla işte böyle şey. Ne öyle şey yapacak işte o zaten orada oluyor şu anda. Senin o hayal ettiğin hayal değil. Bismillahirrahmanirrahim. Mektubat 472. Bir şey varmış bir de gayesi varmış. Gaye-i hayal. Bir. Olmazsa. İki. Nisyan. Üç. Tenasi edilse. Esam. Zihinler. Enelere dönüp etrafında gezerler. Hepimizin bildiği bir yer. Keşke bu gafur burada olsaydı. Subhanallah abi hakkın içi yemin ediyorum konuşuyordu abi. Gafar hakkın evet bugün senin yerini doldurdum diyordum. Ben, yemin ederim sana içinden onu diyordum şu anda. Ben de söyledim zaten. Şimdi tam yerde derken Gafar abi hakkın evet bugün senin yerini iyi doldurdum dedi. Allah Allah o kadar burada. Şimdi değil diyebilir misin abi? Bazen böyle ayna gibi gözüküyor. Mesela herkesin Azrail'i mesela çok alakadar olduğu kişi şuradan gelecek. Baktım ayna gibi, gafur baktım birisini hayal ediyor. Dedim merak etme aynen öyle oldu. Daha gelmiyor. Keramet zannediyor. Oysa hakikat değil. Öyle abuk subuk, acayip acayip garip değil ya gözüküyor işte. Geliyor, vuruyor, olta gibi. Nasıl vuruyor? Denizin içini görmüyorsun ki. Ama alameti var elinde, sopasını tutmuşsun, misina içinde. Vurdu mu nerede? Aa vurdu diyorsun. Lan nerede vurdu? Burada alameti var. Bir. O oltaya vurdu, misineye vurdu, sopaya vurdu. Ooo titriyor. Şu anda seni, o şu anda çıldırıyor bir saatte. Onun için yaptı bize. Sabah aradım ya. Hayalini, bak Allahu Ekber, gaye hayal olmasa bak. Hayalini gayene bağlamasan, beceremezsen, zihinler, vicdandaki tasavvurlar, bel merkezde olur ki ifratla ya Nemrut ya da Firavun olur. Zihnen ve hayalen. Adam vücudu hariciye böyle çıkmış işte. Bunlar oturuyorum dağda. Tasavvur, zihin. Eskide daha fazla siz yokken, bu dima grubu yokken nasıl yapıyordum biliyor musun? Çıldıracak gibi oluyordum böyle o manaları. Muhatabım az vardı. Biniyordum arabaya ve uçağa. Gidiyordum dağlara. Orada belki de çok birkaç gün o ağacın kestanenin altına yatıyor. Yazıyordum, çiziyordum. İnan. Dün mesela cuma kıldık. Gece cuma efesi değil mi? Kaç gün olduysa cuma. Şu caminin hocası nur talebesidir. Dedi ki bir yere gidemezsin dedi. İşaret etti kürsüden. Bir yere gitme çıkma. Tespihat edin. Böyle yaptı. Oturdu inan. Odaya geçiyor. Her cuma şuraya. Dedi ki ders yaptık. Böyle yaptı. Fesubar. İlk defa duyuyorum. Neyi? Her şeyin ifratı şeytanla. Her şeyin tefkikte nefse emareden. Bu nasıl bir şey ya? Benim çok meselemi halletti dedi adam. Şimdi ne alakası var şimdi bunlar? Kardeşim en büyük nimetlerden bir tanesi inattır. En büyük nimetlerden bir tanesi gururdur, kibirdir. İfratı şeytan olur. Tefkikte nefse emare olur. Vasatı nimet olur. Mesela Nemrut, ooo Nemrut! Ne yaptı da Nemrut oldu? He?
Ne özelliğini öne çıkarttı? İnat. İnat. Nemrudani inata diyor külliyatta. Ha, ifrat modu. İnadın ifrat modu, inadın ifrat modu Nemrud. Gururu, firavunane gururu diyor. Gururun ifratı Nemrud. Firavun. Tefriti nefse emmare. Vasatı izzeti nefis oluyor. Gururun öyle para için, kariyer için, makam için ilim ehliyor. Hakikaten kamil insan. Para için, menfaat için akıyorsun şey. O makamlar karşılığında var ya, kaymakam, evde, iş yeri, Osman, doktor, makamların iktizası var. Karıştırmayacaksın onu da. Şu halimiz, üçünüz farklı hepiniz de. Bir de ailedeki halimiz, bir de iş yerindeki halimiz. Farklı. Mesela ben cenazedeydim. Düğünde konuşuyorum. Normal ders yapıyorum dün akşam. Bu başka. Ha, nedir o? Mod anlatmaya çalışıyorum. İfrat, vasat, tefrit. Karışırsa alt üst olur. Tamam. Şimdi diyor ki gaye hayal olmasa, ne demek? Hayalini gayeye bağlamasan ya Nemrut olursun ya Firavun. Ya hayalin gayesi mi olur ya? Hayalin gayesi. Hayatın gayesi olur. Yani, ya yok. Çok tuhaf söylüyor değil mi? Ha, yani hayallerin ne gerek var? Şimdi buna gayesi, gayesi mi olur? Doğru. Serbest diye her şey olur. Her şey olsun. Değil işte. Osman hayatın gayesi. Hatta tarihçi de git. Gayesi. Hayır. Olur. Hayatın olur. Ha işte o hayal öyle bak. Hayat dedi. Aa. Sendeki hayat şunu demek istiyor, kıvranıyor. Vücudunu hayat girse ne olur, girmese ne olur? Hayal böyledir diyor. Ha, hayatla hayal. Dimağında hayal, bedeninde hayat. Sureti bize adatıyor. Ustad ne diyor biliyor musun tarihçi hayatta? Ustadın 6 tane sıfatı anlatılıyor. İstinası, iktisadı. İktisadı anlatırken ne diyor biliyor musun? Hayalini bile israf etmemiş. Böyle bir şey olur mu? Hayatını israf etmemiş diye de bak yani. Hayatını israf eden, hayalini de israf eder de. Peki hayalin gayesi ne olması lazım o zaman? Tabii. O devam ediyor işte orada. Hayal. Hayat. Hakikata bağlıyor. Olursa şu olur. Kainatın gayesi nedir? Diyor ki misafir ediyorsun diyor. 506 sözlerde söyle onu. Gittin misafir diye. Hayalde mi çalacaksın? He? Hayale ruhu bindiriyorsun. O alemleri ziyaret ediyorsun misafir. Bir geldim Osman sana. Bir daha geldim eve. Bir daha geldim. Demez miyim? O hayalle mi çalınıyor? O hayalle çalınıyor. Kainat. Mesela bir misal söyleyeyim sana. Bir böyle havada gidiyorum. Hayda şekil bak hayal bu. Havada bir balon gibi bir şey var ama orada bütün nur talebeler içinde. İçine girdim. Anama çocuklara balon şey yaparlar beyaz saydam. Satıyorlar ya yoldan. İçine girdim Osman. Aşağı bir baktım ki Böyle Karadeniz gibi böyle ağaçlar kadar. Öyle minnacık. Her şey aşağıda. Her şey aşağıda. Hiç endişe yok yani. İnsan böyle korkardı. Yükseğe çıktın böyle cam. Bir girdim sanki boşluk. Var da yok. Camken böyle. Fanos. Bir girdim Zübeyir abi fırladı. Yani nereye geliyorsun demek gibi yani. Demedi de nereye geliyorsun dur orada der gibi fırladı. Ben orada Hafız Ali abi gördüm, Hasan Feyzi abi gördüm, ustadın yanındaydı hemen. Ondan sonra o baktım o bütün o safta şey yapıyorlar, ustadın etrafına sarmışlar böyle. Dersem ama şurası açık, şöyle yarım hilal gibi. Gittim böyle yaptım ben de bir adım attım ama girdim içe. Fakat ustad hemen fırladı, Sübeyir abiyi görebilendi. Şöyle ona baktı çünkü ustad öyle baktı. Usta telaşı etti, telaş böyle yani şaşırma manasında böyle Zübeyir abiye baktı, Zübeyir abi fırladı, böyle yaptı dur. Durdum ben de o anda yere bakabildim, Allah Allah. Sonra Zübeyir abiye bir şey sordu. Veliliğe kadar geldi. Dedi ki sen o sorunun cevabı oradayız, oradan daha yüksek. Soru mu soracağım dediniz usta? Soru soracağım dedi. Zübeyir, ne işin var dedi böyle demeden diyor.
işim var burada. Zübeyir abi ben bir soru soracağım dedim ya. Bir soru, bir tane. Senin sorunun cevabı dedi, orada ya böyle. Döndü sağ tarafa. Şu dağ var ya, dağın tepesine, orada bir saray var. O saraya git, orada sana cevap verecekler. O sorunun cevabı orada. Böyle, tamam Zübeyir abi dedi. Tamam dedim böyle. Hop, gidiyorum ama Osman. Ama bu fanustan yüksek o dağ. Nasıl bir lan böyle dağ? Böyle. Ama cehennemi gidiyor. Keyif veriyor yani. İnşallah cennet böyle olur yani. Bu kadar, abi daha öyle öyle bu kemal öyle güven öyle bir şey veriyor ki zevk yani. Endişe mi? Şöyle diyorsun tam tersine. Keyfin artıyor herhalde. Allah Allah böyle. Neyse saraya gittik. Malum biliyorsunuz onu anlatmıştım. Bak şimdi. Gaye hayali anlatıyor. Hasan abi bir şey söyleyeyim çok hoşuna gidecek. Arkadaşlar. Anlatamadık abi. Şimdi bu hayali, mekansız düşünemiyoruz değil mi? Yok. Hayatın da sureti hayal gibi diyoruz en böyle kesiflerde. Hayatın dişe vuruş. Heh, işte ya. En böyle kesifleri artık. Şimdi sizin... Hayatın içini boşaltıyor hayal. Heh. Şimdi mesela hayatın, mazhar olduğumuz hayata bak, bir de Resulullah'a bak. Şimdi bir şey söyleyeceğim abi hoşuna gidecek. Hani Miraç'ta nasıl bir hayata artık mazhar olmuşsa, nereye girmişse, nereye basayım diyor ayağımı. He ya. Şimdi ona öyle baksana. Cebrail'e dedi, yani. Nereye basayım dedi. Artık nasıl bir hayata mazhar olmak yani, nereye basayım, mekan yok artık, şey yok yani. Artık nasıl şey olmuşsa. Ne demiş o? Biliyor musun? Cevap ne dedi? Cevap biliyor musun? Öteki ayağının üstüne. He? Bir ayağını öteki ayağının üstüne koy dedi. İlk önce benim ayağıma bas dedi. Sonra belli bir yere kadar gittikten sonra, şimdi nereye basayım dedi, o bıraktı ya. Şimdi. Ondan sonrası ben bilmiyordum. He, ondan sonra nereye basayım? Bir ayağını bas dedi. Ahmet'i Muhammed'e, Muhammed'i Ahmet'e koy dedi. Hepsi temsil ya, ayak mayak. Tabii ayak mayak. Ama nasıl bir hayata mazhar olmak? Mekan yok yani. Evet. Şimdi bak. Anlatabildim mi? Yani mesela saray ama gözükmemiş bir saray. Ama acayip. Şimdi üç defa. Üç. Bir etti bu. Üç, iki etti. Üç, üç etti. Baktım birisi çıktı. Gülüyor. Ben de şaşırdım. Gülen de ben, şaşıran da ben. Kapıyı vuran ben, çalan ben, açan ben. Soru soran ben, cevap veren o. Böyle kapıyı vurdum. Baktım ben. Çalan ben, soran ben, cevap veren de ben. Soran, böyle. Acayip. Soru sordum sormadım. Kelam elam hop hop hep şey bitti. Yani burada mahiyet insaniye birdir. Bir haşa bunu farklı yere kimse lütfen taşımasın. Bir insanlık nevinde o güzel bir hakikat. Benden bana ben diye Risale-i Nur diye gittim var ya Hasan. Benden bana hepsi sende Celal. Senin sorun sende, cevabın. Hep sende. Bana ne demek istedi? O zaman daha şey mukaddemesinde başlıyorduk. Enfus ders var ya. Sende cevabı, sende ara. Hariçte arama sorunun cevabını. Soru soran da, sorulan da aynıdır. Dertler bana dermanmış. Derdin kendisi dermandır. Kavkav sen ötede değil, kendinde yani. Kendin. Hepsi sende. Ne olur, seni sende aynen, ara, sen de bir daha, başka bir seni mı? Sende ara, bir daha, seni sende ara, seni başka yerde arama. Ama insanoğlu korkuyor, çok acayip korkuyor, kendisini tanımaktan korkuyor, kendisini kendisinde aramaktan korkuyor. Hatta kim ehli hakikat zannettiğimiz insanlar, nur talebeleri de korkuyor, enfusi tefekkürden ödü patlıyor, niye? Ustadı emri 29 bu diyor afaki değil bu enfusi değil diyor. Tevhidden korkuyoruz biz abi. Ha? Sürehadet kendisi o. Bak bu afaki değil bu enfusi değil diyor. Ders enfus deyince ödü patlıyor. Niye kardeşim? Ölümden kendini tanıma. Ha? Kendini tanıma korkuyor. Niye? Biz de bize. Niye? Hak veriyorum onlara. İnsanı en çok böyle şuursuz bir şekilde mantar koysalar altına. İlk önce ben yaptım sonra anlatıyorum size niye kork. Mantar koysalar, düşüncem önce geliyor. Mantar ödün patlar değil mi? İnsanın ödünü patlatan öd patlatma kendisidir.
kendisinden ürkmüş, ürkmüş, ürküyor. Neden abi? Ölüm gibi mi yani? Ölüm hiçbir şey değil. Ya neden? Ölümden beterdir. İnsan neden kendinden korkar? Ya. İnsan için ölüm kendisinden korkar. Hadi bakalım. Bunu şey yapalım. İnsan kendisini tanımaktan ki Allah beni mi tanımak istiyorsun? Bedeli benim. Önce kendini tanım. Bak, beni tanımanın bedeli nedir? Allah tamam mı? Kodak'ı mı? Ha, bunu diyor şöyle ya, kendini tanı. Şu geldi aklıma. Ne geldi? Niye korkar insan kendisini tanımak? Çünkü hani Adem, Adem'inden şey vücut, vücudunda Adem var ya, şimdi biz zahiri malikiyetlerimizi bırakmaktan korkuyoruz. Bunlarla var olacağımızı düşünüyoruz. Bunları kaybetmek endişesi, kaybetmekten de kendini bulamıyorsun. Yani benim zahiri malikiyetlerimi bırakmam lazım ki Adem'inde vücut olacak. Evet, harika. Bunlar beni çünkü bunlarla var olduğumu hissediyorum. Zannediyorum. Hasan abi gece. Zannediyor. Bunlardan bırakmak beni korkutuyor, Adem'e gideceğim gibi. Ama aslında vücuda gidiyorsun. Evet, Adem zannediyor. Evet. Hasan gece yatarken, kim gelseydi de onu söyledim sabah Erdinci kardeşe de. Gece yatarken bunu düşünüyordum. Neden korkuyoruz? Putlarımızı yıkmaktan korkuyoruz. Her şeyin kaynağı Allah. Ama biz suretlere takılmışız. Tanrım, Adem'inde bir vücudu bırakamıyoruz yani. Varlık şeylerimiz, ben bunlarla var. Yani o benim varlığım mesela çocuğum gittiği zaman, bir eşyam gittiği zaman evet. Ne kadar şey yapayım? Ama aşkı diyorsunuz da şurada araba çalındı. Benim arabam varsa hopluyorum ben yani. Bir de bir haletimi söyleyeyim size. Ben fazla meşgul oldum ya bu ölüm korkusuna. Çeşitli izahlar var. Ölüm korkusu hakkında çeşitli noktaya nazarlar. Bazen surette misal veriyorum. Bazen kanuniyet, bazen kat, bazen vahiy. Ölüm korkusu olanlar için söylüyorum. Çok çeşitli izahlarım var. Bir başka izah da bu. Çok az söylemişim. Bir daha söyleyeyim. Adem denilen bir şey ruhu vuruyor aşağıdan. Kazan gibi. Adem. Adem alemleri. Subhanallah, subhanallah diyor. Adem. Bu biliyorsunuz. Bütünsel ruhtur. Gir içeriye kalp, gir içeriye vicdan, gir içeriye dimağ. Bunların bütünseli beden. Adem, bak bunu ölüm korkusu için söylüyorum. Ölüm korkusu olan. Şimdi Adem alemleri, alemsiz alem ruhu kaynatıyor. Kaynatıyor ruhu. Yani aktif olsun, araştırsın diye. Usta şey diyor, hayatta hissiyat suretinde kaynayan memzuç nakışlar diyor. Pencereler. Hmm. Bak, hayat pencere düşün. İçinde hissiyatlar var. Onlar kaynıyor. Hayat suretinde kaynayan memzuç nakışlar, hissiyat ya. Daha öncesini söylüyorum. Adem alemleri ruha vuruyor kardeşim. Ölüm korkusunun temelini anlatıyorum. Abi ölüm derken biraz daha böyle düşürsek ben çünkü bayağıdır bunları yaşıyorum ve hissediyorum. Evet. Yani ölüm tamam bu en belki şey ama... Mevt demiyor. İdam ebediden bir şey. Yani. Mevt ayrıdır, ecel ayrıdır, ölüm ayrıdır. Mevt hayat gibi mahluktur. Mevt büyük nimettir. Müslüman mevt olmayacak. Müslüman teris olacak. Müslüman ölmüyor. Yani şey biraz daha düşürüp kaybetmek... Bedeni yaşayanlar ölecek. Ruhu yaşayanlar mevt olacak. Tamam kaybetmek de böyle vuruyor. Aynı şeyin düşük şeyi yani. Aynı şeyin Osman dedi ya kaybetmek. İşte kaybetmekten dolayı mesela tam böyle denize düşecek bir yeri tutulmuş mu? Bırakır mı böyle? Onlarla var olduğumuzu zannediyoruz. Görüyor yani. Onlar benim vücutta var mı? Var zannediyoruz onu. Sanlarımız. Şimdi Adem alemleri Osman o şeyi ruh tenceresini kaynatıyor. Vuruyor. İnkişaf etsin diye. Ruh şaşırıyor. Vücut değil ya. Ulan nedir beni bu hale sokan? Cennet vücut alemdir. Bu değil. Nedir bu acayip aletler? Kalpte his, ruhta halet, dimada fikir. Allah Allah. Dimağın fikir neydi? Yol. Kalpteki his, yol. Ruhtaki latife, yol. Halet. Halet. Ruhtaki halet, yol. Kalpteki his, yol. Dimadaki fikir yol. Onun yolu bu, onun yolu bu, onun yolu bu. Allah Allah. Nedir ya? Yok kimse. Çok dehşet alıyor. Buna
Elem içinde elem, azap içinde azap, böyle dehşet, vahşet, karak, böyle hepsi var, 8 tane. Sonra hizmetçisi var bu işle alakalı. Yürüyecekse ayak kullanıyor ruh. Görecekse ruh gözü kullanıyor. İşitecekse kulağı kullanıyor. Sevecekse kalbi kullanıyor. Düşünecekse aklı kullanıyor. Akla dedi ki gel buraya. Buyur efendim diyor. Selam verin. Hizmetçisi ya. İşi bu. Ruhun işi değil bu. Akla diyor ki vazifen beni bu hale sokan bu nedir ya? Aşağıda bir şeyler var. Araştır diyor. Aşağıda bir şeyler var. Git diyor. Tamam efendim diyor. Dosyayla geleceğim. Akıl, mevcudatın ilişki ve çelişkilerini çözen bir sistem, alet. Göz, çiçek, ilişki, karanlık, aydınlık, çelişki, mülk, melekut gibi. Bunları çözme aleti. Araştırıyor, alttan alıyor. Adem alemlerine nasıl girsin? Bu Adem nasıl bir şey? Anladı Adem olduğunu ama içi yok. İçini bilmiyor çünkü Adem vasıfsız vasıf, vücutsuz vücut, sıfatsız sıfat. Var da yok. Varın yoku. Yokun da var ama. Aklın işi değil. Ama akılda da bir şeydir. Bir verdiğin zaman mesaj mutlaka bir dosyayla gelir yani. Gururlu. Bırakmaz yani. Araştırdı ruhu, efendimi, efendim olan ruhu kim rahatsız ediyor? Acayip ruh çok elemde, dehşette, kalak, vahşet, dehşet, evan, panik, acayip. Gitti diye bu neyin nesidir ya beni bu hale sokan? Nedir ya? Bir çöz getir. Akıl alttan aldı, üstten aldı, sağdan, soldan, altı yöne baktı. Öne arkaya, sağa sola, üstte aşağıya, altı yöne bakar akıl. Baktı. Evet buldu ama içini tanımlayamıyor. Adem diyor. Ondan sonra akıl buluyor bunu. Dosyayı getiriyor. Ruh efendi diyor, açıyor bunu, tamam. Diyor ki, bu neydi peki diyor. Bu Adem. Peki Adem nedir diyor. Şimdi Adem zat-ı sıfatta, tekvinin içinde. Akıl ise subut-ı sıfatın ilmin içinde. Düşük yani. Yani nasıl desin bilmiyor. Adem alemleri rahatsız ediyormuş ruhu. Efendim sizi rahatsız eden Adem alemleri diyor. Peki Adem alemleri nedir diyor. Akıyor olan nereye benzeyecek? Kainatın aleti ya. Hı. İlişki ve çelişki ile ancak emri nisbe emri itibariyle kullanacak. Ulan bu ruhu rahatsız eden Adem alemleri ne olabilir bu alemde? Yani bir benzetme yapayım. En böyle ona uygun ölüm korkusu efendim diyor. Ölüm korkusu demek Adem alemlerinin ruhu rahatsız ederken ruhun Adem alemlerini tanımlayamadığını çözemediğinden çarnaçar acizliğinin ortaya koymuş olduğu bir şeydir ölüm korkusu. Aklın mı ruhun mu? Aklın. Abi ruhta olan bir şey. He? Akla bunu dedi ruh. Kalpte sonra oluyor ondan sonra bu adam durmuyor tabii ki ruh. Demek ki ölüm korkusu ruhu rahatsız eden Adem alemlerini tanımlayamadığından ona yakın en böyle elem, ona yakın en böyle sıkıntı verecek onu Adem alemlerine en yakın hisse veya hadise benzetme acizliğidir. Ölüm korkusu dedi ki efendim diyor ruha dedi ki bu ölüm korkusudur. Bence de emanet-i kübradır Hasan abi. Bu sefer ruh şey yapmadı. Kalbe bu sefer döndü. Ve bu yol devam ediyor. Bence şöyle Hasan abi. He. Ruh korkuyor enaniyete düşmekten, Adem'e düşmekten. Emaneti kabul etmiyor. Kalbe soruyor sen kabul eder misin? O da kabul etmiyor. Akla soruyor sen kabul eder misin? Kabul etmiyor. Yani. Üçü de Adem'den korkuyor. Kabul etme hala soruyor. Şeyi, kabul etme devam ediyor. Delili meşhur yer abi. Şualar 81. Vücut rengini ve suretini almış bir Adem'dir. Ne? Bak. Enaniyet. Allah. Enaniyet neydi? Enaniyetin vücudu ise haksız temellük. Mesela demin. Aynı darlığı bilmemek.
mevhum muhakkak bilmekten ileri geldiğinden vücut rengini ve suretini almış bir ademdir. Yani kendisindeki o ademi görüyor, hissediyor, korkuyor oraya doğru gitmek. Düşmekten. Evet. Şimdi ademi düşünüyor. Ademe gitmekten böyle tutunuyor. Kaybetmekten korkuyoruz. Bunu akıl acizliğinden, haksız temenni. Acizliğinden, çaresizliğinden, nakısından, ihatasızlığından buna en yakın elem nedir? Ölüm korkusu. Aklın acizliğinin ifadesidir. Ölüm korkusu. Orada kalanların için. Oysa bu sefer insan, Osman Güzel söyledi, elindekilerle kendisinin var olduğunu zannediyordu. Peki nurları tanımadan önce de sen kendi elindekini bırakmıyordun. Nurları tanıdığın derslere gittin, kitap okudun, bak bazı şeyleri bıraktın, maçı bıraktın. Bilmem şeyi bıraktın, onu bunu bıraktın. Hani onsuz olmuyordu, maçsız olmuyordu, oluyormuş baksana. Şimdi de olacak işte, bırak onu, bırak, korkma, sal kendini ya. Bunlarla ben varım zannetme, bırak sal. Enfusi dersleri geç, korkma. Ustadının emri sana emretmiş. Enfusidir diyor. Ayet-i Kübra iki tanedir. Birinci makam, ikinci makam. Birinci afak, ikinci enfusi zaten vermişsin diyor. Ondan sonra ikinci şuadan, dördüncü şuadan ne diyor? Benim hissiyatıma yaklaşma nispetinde bundan tebarruz edersen, istifade edersin, yoksa edemezsin diyor. Enfusi yani bu emri. Korkma ya, tuttuklarından korkma. Allah ve Kerem ismi var, Kerem. 32. sözde diyor ki, Kerem ne demek? Allah verdiğini geri almaz, merak etme sen vermedikçe. Bu bir ayete denk geliyor. Ayette diyor ya, siz değişmedikçe sizin hakkınızdaki benim hükmünü değiştirmeyeceğim. Kerem ismi neydi orada? Verileni Allah almıyor. Sen vermedikçe. Dolayısıyla korkma ya, elindekilerle sen kendini var zannediyorsun. Tamam, belirli yere kadar vardın, yok, kanaat etme ona. Bırak yani ikinci sefer. Evet, geç yani. 24 hala dimadasın, düz okumak vesaire dimadasın. Geç kalbin, ruhun derece hayatına. Bu işte mesela. Ortada mekan kalkıyor, şey kalkıyor. Demek ki bir tanesini okuduk, karar vereceğiz. Onlar onu bir seneyi bitirmiyorlar yani. Evet. Onlar hala orada kalmak istiyorlar. Bir senede mesela mektubatta ya, ben bir sene diyor. Bu bana bir sene kafi geldi diyor. Sen ömür boyu yapıyorsun. Zorluyorsun. Zorlama ya. Çünkü olmuyor işte. Olmuyor. Kur'an'a ülfet oluyor da Risale'ye mi olmaz? Öl yani. Öldür kendini. Yapma işte ya. Öbür tarafına geç. Mektubatta demiyor mu ya? Kur'an'a ülfet oldu diyor. Ama bir latife ülfet etmedi diyor. Hatırlarsın. Sen şimdi küllet bu. Bir sene bana kafi geldi. Hadi lan bize 10 sene olsun. 10 senesinden sonra okuma, tetebuat, tefekkür şeyle yöntemi değiştir. Yani evet. Burada ara vereceğiz. Evet. Değil mi? İnşallah. Evet. Vahir davahum enilhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah rabbil alemin ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ala resulina Muhammedin selavat. Allah'ım İmam 96 Tahayyül 19'un ikinci bölümü. İkinci satır okuyacağız inşallah. Şimdi Osman dedi ki, hayalin gayesi olur mu? O zaman böyle eylemdekini izah etmişim burada. Hayalin ifrat tefritinden bahsetmişim. Vasatı çıksın. Demek o zaman ben senden sonra işte abdestteydim. Hayalin gayesi beni meşgul etti, senin o sorun. Hayalin gayesi olur mu? Hayalin gayesi hakikatıdır. Onu meydana çıkartan esma hayalin gayesi olur. Yani alemi misal hangi esma ve sıfatın zuhuratıdır? Alem. Hatırınıza gelen subutu sıfattan kim olabilir? Basar mı? Basar. Basar sıfatının alemdeki, iyi dinleyin burayı, alemdeki karşılığı alem-i misaldir, insandaki karşılığı ise gaye-i hayal. Bak, kuvve-i hayal. Kuvve-i hayal. Bak şimdi, misal, alem-i misal. Şimdi alemde sıfat, şeyde insandaki esma, basar sıfatının esması
Hangi esmaya bakıyor? Basir mi? Basir esması. Basir. Yok, basir şeydir. Semi basir var ya sıfat, sıbıdı sıfat. Sıfat bu. Basar esması sıfat. Nedir? Basar sıfat, basir esma. Basir esma. Ha. Değil mi? Yani basar sıfat. Tamam. 32. sözde iki tane örnek veriyor. Saniye falan mı? Bir tane ne veriyor? Esma'yı ona giydiriyor. Orada gösteriyor. Hasta. Çiçekle. Hasta. Hasta. Güzel bir kadınla. Güzel bir çiçeği. Orada zahirinde zahir hangi esma gözüküyor? Yani onu şu anda hatırlayamadım. Kelamdan bahsediyor. Bir bak bakalım böyle görünüşü, görünüşü diyor ya. Çiçek ve şeyin diyor hastanın, bak bakayım hasta. Ne diyelim? Çiçek hasta mı diyelim? Hasta de hasta, hasta, hasta de. Çünkü bir yerde geçer o. Sözler 627. Hastanın suret ve heykelini yapmak istese. Heh, heykelini ve suretini. Orayı mı okuyacaksın? Ha, orayı bakar mısın? Hangi esmaya bakıyor? Ben şey yapayım. 637 mi? 620 çıkıyor. 630 da var. Yani suretini, suretini. Yani o kadar da mühim değil de sen sorduğun için. Hı-hı. Ama bulunmayacak ki. Buraya bak yazmışım, görüyor musun? Tazim, tahdit, tahsin, bakayım teveddüt, muayyen veriyor. Şekil, umumisi, tayin. Mukaddim, munazzım, musavvir. Şekli umumisini. Şekli umumisini tayin eden alim ile hakimmiş. Şek. Şeklini. Şekli umumisinin hududunu tayin eder ki evet. Alim hakim. Alim ve hakim. Miktar muayyedesi mukaddim. Şimdi ne demek istiyorum bak. Umumi şekil ve miktarını gösteren heyetidir ki ya musavvir. Tamam. Şeklini ve miktarını gösteren ya musavvir, mukadima, musavvir ismi. Şimdi ne diyeceğim şimdi? Basar sıfatı alemde alemi misal, insanda ise musavvir ismiyle hayal. Musavvir tasavvur gibi değil mi aslında? Aynen. Yok. Musavvir tasavvur etmek değil tasvir, bu. Şekil, şekil. Koyayım musavvir. Tasvir ediyor, tasvir. Tasavvur çoğu. Evet. Tasvir etmek. Şekillendirmek. Azaların inkişafı demiyor. Zinet, leziz, nihan vesaire. Hüsn ve cemal görünüyor ki, ha hüsn, cemal, cemilmiş bu da. Cemil. Hüsn, cemal. Hüsn ama şekil ise ama. Musavir kardeş. Hı hı. Güzellik ise cemil. Neyse, bak. İnsan ayrı, alim ayrı. Birisi bil kuvve, birisi bil fiil. Basar sıfatını elinizi koyar mısınız? Şöyle yapayım. Şu şeyi kaldırayım şöyle. Burada göstereyim. Daha iyi olur. Yani hayal ediyorum ama. Tabii size. Abim şuraya baskar mısın? Sıbıtı sıfat. Hı hı. Gördünüz mü? Evet. Burada sen, basar, ilim, irade, kudret, kelam değil mi? Evet. Buradaki basar... alemi misal. Alemi misal, ha şurada. Alemi misal olarak kendisi alemde gözüktü. Ha? İnsanda ise musavir ismi veya cemil. Basir ama değil ama diyorsun. Ha? Basir değil. Basir dilek olmuyor. Yani o duygu olarak gözükür. Mesela göz. Göz duygu. Evet. Ama bu daha yani... Sorduğun için daha üzerine çalışmamışım. Yani bu soru eşi olsun diye. Gaye hayal deyince şu. Hayalin gayesi ne demek? Meydana getiren esma ve sıfatına bağlanmaktır. Evet. Hayalin gayesi hayalimizi meydana getiren direkt gideyim istersen. Yürüyorum. Hayalin gayesi, hayal lef-i misaliye, lef-i misalle alem-i misali, alem-i misalde basar sıfatına. Bu süreci tamamlamak adına seyahat ediyor. Gaye hayal bu.
Miracı yani. Miracı. Hayal verilmekteki. Abi bir de abi. Şeyde yine 6. sözde diyor ya, saniyeyi basirine satsan diye. Hazinetül hayal. Sen satınca hazinetül hayal. Hayalin hayalindeki hazinesi. Bak hazinetül hayale gibi. Hazinetül hayal. Evet. Aynen öyle geçiyor. Sonra hikmet defineleri diye şey yapıyor ya 6. söz. Hazinetül hayal mi diyor? Evet. Hazinetül hayal diyor. Bakar mısın ya hazine? Bana yabancı geldi ya kelime. İlk defa tabii. Osman senin kitapta yazmıyor. Benimkini silinmiş bazı şeyler abi. Bu gördüklerimiz hep hayal yani. O mekan yani. Hazine tür. Mekan çünkü saniye. Hazine yaz hazine. 6. söz seçilen. Hazine. Abi bir de başında diyor ki Cenab-ı Hakk'a satsan, hani nefis ve malını Cenab-ı Hakk'a satsan diye. Hak esmasından da. Cenab-ı Hak var ya hak. Cenab-ı benim ismi azam mı? Hak yönü. Cenab-ı Hak'taki hak. Nerede yazıyor? 11. hakikat var ya 10. sözde. Cenab-ı Hak ismi hakimin cilvesidir ki insan olabilmesi için hak ismine mazhar olması lazım. İnsan olabilmesi için 11 sıfatın inkişaf etmesi lazım ki beşeriyetten insan olasın. Hazine-i Hassa-i Rahmet Nazırı nerede diyor, o mu? Altıncı sözde. Hazine-i Hassa-i Rahmet Nazırı nerede? Tamam, peki devam edeyim onu bulurken. Hayalin gayesi o. Alem-i misali geçmek abi. Alem-i misal. Yani bizden gidenler lev-i misaliye gidiyor. Terakki edersen alem-i misale girersin. Giriyor. Hatta alem-i misalede geçiyor. Lefezeliye nadiren girer insan diyor. Lefezeli şurası. Lef-i mahfuz. Abi, nerede yazıyor? 16. lemada. Hasan abi şimdi alem-i misalinde şeyi kaynağı orası gene. Tabii ya. Bunlar daha üstün buralar. Lev-i ezeli. Lev-i ezeli lef-i mahfuzdaki için söylüyor. Ha lev-i ezeli oradaki. Tamam. Yani şunu demek istiyorum. İnsanoğlu buraya değil. Oraya. Buraya da geliyor. Hani alem-i misali girilmez değil. Geliş yönü alem-i misal, buradan gidenler lev-i misali. Ama insan terakki ede ede değil alem-i misali. Lef-i ezeliye giriyor. Ezeli levalara giriyor. Lev-i ezeli'nin dairesi alem-i misal, alem-i misalin de dairesi lev-i misali. Ve onun da dairesi insanın hayali. Aha. Şey, aşağı doğru iniyor. Evet iniyor. Tamam. Yani Levi misalinde işte kainat ve bize. Efendim abi? Abi sıfat ya basar. He. Şimdi bizde göz var. Bunlar sıfat ya göz, evet. Kulak. Duygu olarak kendisini gösteriyor. Bunlar ayna. Ayna tabii. Aynada gözükenleri biz fark etmeye çalışıyoruz. Evet. Yani anlatabildim ki kainat ayna diyoruz. Aynada esma gözükmüyor mu? Ben şimdi mesela o zaman sıfat mı oluyor benim tahayyülüm? Onda hayal ettiklerim mi esma? Evet. Öyle mi yani? Evet. Gözde... Şöyle diyeyim bak. Bu kainat ayna mı abi? Tamam. Esma gözüküyor mu? Bak, kainat ayna derken ben kendime o zaman bakayım. Benim bak şimdi ona bakayım. Gideceğim. Sırayla git. Tamam. Otur da otur. Kainat aynasında esma gözüküyor. Hı-hı. Bu mevcudat diyor aynadır diyor Risale'de. Kainat. Bu mevcudat aynadır. Ne gözüküyor bu mevcudatta? Esma. Esma bu mevcudatta gözüküyorsa mevcudat nedir? Sıfat. Mesela ben bu ayna. Aynada ben gözüktüm mü? Ayna ben değilim ki. Aynada gözüktüm. Bu kainat ayna mıdır? Aynadır. Ne gözükür aynada? Esma. Peki aynanın kendisi nedir? Sıfat. Ha, şimdi sen bir sıfatı görebiliyorsun değil mi abi? Sen de bir ayna var. Hayal. O aynada gözükenler tahayyül. Bunu yaz. Nasıl abi? Bunu da ben yazayım. Gelin, ben yazalım. Gelin sonra. Hayalde kesinlikle. Bak şimdi. Şuraya yazayım. Hoppa. Kainat. Sırayla gidiyoruz. Aynada gözükenler kendiler esma. Aynen bunun gibi noktalı virgül hayal aynasında görünenler
ve gözükenler, gözükenlere de tahayyül. Alem-i misal burada nerede kaldı abi? Alem-i misal yok burada. Bu bizde. Alem-i misal alemde. Onun karşılığını mı diyorsunuz? Ha. Şimdi alem-i misal aynen hayalimiz alem-i misale. Lef-i misale de tahayyülümüz. Durduğumuz yere yok. Evet. Yani. Bak bir daha. Bir daha. Bir daha. Şimdi bu kainatta esma gözüküyor mu abiler? Evet. Bu kainat ayna mıdır? Bu ayna. Bu aslında kainat... özür diliyorum. Bunu kainattan çıkıp bize uyuyorsak ben şimdi kendime... O zaman çizeyim. Yani mesela sıfatlarım, gözüm, kulağım, ayna. Sıfatlarım. Buralarda gözükenler esma, bunlar da işte gördüklerim. Böyle uygulayabilir miyiz yani? Tabii ki uygulayabiliriz. Kainat çıkartayım, kainat biz olalım. Tamam. Sıfatlarımız basıyor. Şöyle yapayım. Yani, anladın Osman abi? Olur. Böyle daha... Şey mi yaptın? Yaptı. Bak şimdi. Onu da kaldırayım. Kaldırayım. Tamam mı? Aslında şunu artık sileyim de. Şunlar çok... Onlar eskidi. Arka taraf boş herhalde. Tamam ama şurayı sileyim. Şurayı. Boş da bir de çevireyim. Temel malzememiz duruyor. Bak şimdi. Bizde hayal, levh-i misali bizde tahayyül. Tamam. Şimdi alemimiz şöyle izah edeyim, sonra sorun bir ay. Kainat aynasında esma gözüküyor. Aynada. Gözüken de ayna farklı değil mi? Evet. Tamam. Şimdi kainat aynasında esma gözüküyorsa ayna nedir? Sıfat. Sıfattır. Aynı kanunu kullanıyorum. Tahayyül, hayal aynasında tahayyüller gözüküyor. Eylemsel hali. Anladık mı? Hayat sıfat mı? Sıfat. Bak, intikal edeceğiz, iz takip edeceğiz. Kainat aynasında esmalar gözüküyorsa ayna sıfattır. Çünkü nereden çıktım buna? Esmanın kaynağı sıfattır. Sıfatın kaynağı şunattır. Şunatın kaynağı mahiyeti zatiyedir. Tamam mı? Şimdi kainat ayna ise kainat aynasında kainat aynasında esma gözüküyorsa, aynada gözüken esma ise ayna kendisi esmanın kaynağıdır. O da sıfattır. Nereden en çok güzel söylüyor? 26. lemada. Kudretin bir cilvesi olan kuvvetini mahiyet ilmiye söyler, vücud ilimden vücud hariciye çıkarır diyor. Kudretin bir cilvesi olan kuvvet. Kuvvet esmadır. Kudret sıfattır. Şimdi gözükenle gözüktüğü yer farklıdır demek istiyorum. Ayna ile aynada gözükenler farklıdır. Ayna sıfattır. Aynada gözüken esmadır. Şimdi hayal aynadır. Hayalda gözükenler bizim tahayyüllerimizdir. Sonra eğer sıfata bağlarsak Allah-u Alem, yani üzerine çalışmadım ama hatırıma gelen alem-i misalin gözükse onun aslı nedir? Basar. Basar sıfatına dayanıyor. Ama onu yaratıyor. Neyi?
Alem-i Misal. Alem-i Misal'da gözükenler ise musavir isimleri işte. İsimler gözüküyor. Şöyle bir şekilde yapsak olur mu abi? O şunu hayal tahayyülü. Yaz abi. Yani ben olayım, insan olsun diyelim. Şurası Alem-i Misal. Şurası hayal. Buradan da nevi misali. Burası da tahayyül. Çok güzel yaptı. Tamam. Değil mi? İnsan berzahtır. Berzah. İnsan da berzah. Onu oraya dönüştürüyor. Ezeli ebede dönüştürüyor. Yazar mısın abi? Ezeli. Her şeyde kullanacağız bunu ya. Ebede. Altına da yaz. Ebede dönüştürüyor. Ebede dönüştürüyor. Dönüşüyor, dönüşüyor. Burası da dönüştürüyor bu adam. Dönüştürüyor. Dönüşüyor. Buraya dönüşüyor. Dönüştürüyor değil. Tamam, dönüştürüyor. Buraya dönüşüyor. Dönüşüyor. O adama da hayat makinesi diyelim, öyle diyor zaten. Evet. Ona da, doğru. Evet, evet. Buraya da öyle de. Berzah. Hayat bunun başını, hayat makinesi. Kışladır, mektir, şu. Altına değil, ha. Şu. Tam şuradan. İnsan hayat makinesi. Hayat makinesi. Hayat makinesi de makinesi de makinesi de dönüştürüyor. Makineyi Rabbani mi diyor daha? Makineyi Rabbani diyor insana. İnsana makine diyor, biliyor musun? Durumu iyi değil ya. Yani. Acaba orada ne yapıyor şimdi ustad ya? Kainata sığmadı. Bir tanesi dedi ki sana ne? Benim içimdekiler diyor. Ben sizi orada ne yapıyor diyorum. Abi öyle dememek lazım. Onsuz sen bir şey yapamazsın ki. Evet. Ondan sonra Resul'dan sıra sıra. Orada yapıyorsun. Orada onu hayatını yapacağım. Almadan biz bunları nasıl konuşacağız? Ya da onlar orada yapıyor. Olay olmadan bunlar olur mu? Yaptırmazlar ki. Hukuk yani bu ders de bir şeylerin aynası. Biz de onlara aynı adam yapıyoruz. Evet. Bu alemin şahadeti onlar koşuyor. Çünkü nereden söylüyor biliyor musun bu söylediğimiz? Hubab da olsa gerek, Hubab da yürüyen bir insanı anlatıyor. Önüne bir ayna var. Endam ayna diyor. Boğ aynası. Erdinç. Böyle yürüyorum. Karşıda büyük bir ayna var. Aynada gözükenler istikbal değil mi? Evet. Ama gözükenler arka. Ne bakarsan. Anladın mı? Bir daha. Yürüyorum. Aynadakine gitmiyor muyum? Aynadakine giderken aslında orada gözükenlerden uzak, kaynağından uzaklaşıyor. Orada gözükenler arkam. Ona yaklaşırken geçiş. Dikkat et. Ondan uzaklaşıyor. Hal suretine yaklaşırken hakikatinden uzaklaşıyor. Anladık mı biraz? Aynayı koyduk mu Osman? Çok antika bir yer orası. Açam gösteririm size. Aynaya gidiyor. Önümde diyor ayna. O aynada gözükenler neresi? Ben ve arkam. Peki. Geçmişin geleceğin olmuş. Ah, evet. Şimdi tamam abi. Vallahi tamam. Şu alemi gayba ne diyorduk? Geçmiş gelecek. Peki bu kainat ayna mı? Ayna. Ayna. Peki ben mesela çiçeğe bakıyorum. Ben nereye gidiyorum? Nereye gidiyorum? Çiçeğe bakacağım. Geçmiş geleceğim zaten o benim işte orada. İşte o andaki. Mekan orası. O andaki ebedin ya. He. Aslında. Şimdi ayna ya. Bunun alemde ne olmuşsa olmuş. Biz geçelim. Biz taklit ettik, he dedik. Ama onun, onda bir inkişaf oldu. Heyecanındaydı. Ama senin için ne kadar basit bir ifade oldu. Ama onun halinde inkılap oldu, bilmiyoruz. Ha, aynayı gördük mü? Bir daha. Serayla gidiyorum. O aynada, o aynada gözüken orası değil mi? Evet. Orası ve ben arkamda. Aynayı nerede görüyorum? Arkamı önde görüyorum. Burası gelecek. Burası geçmiş. An. Ben geleceğime giderken geçmişime gidiyorum. Aynı zamanda oradakine yaklaştığımı zannederken orada gözükenin aslından uzaklaşıyor. Yani cennetin aslı burası.
Şimdi bu dünya nedir o zaman? Çözün bakalım. Şimdi. Bu dünya, bak şurada. O zaman bu dünya diyor. Bu dünya aynasında. İkinci ilemde. Hubab veya Habbi. Hadi bakalım. Hangi kelime arayalım? Habbi, Hubab, Ayna. Şey hemen çıkar ya şimdi. İkinci ilemde, ikinci. Sağ tarafta böyle. Bir ilem pencere görüp kendisini Hubab değil, Habbe. Habbe'nin ikinci ilemi. Ulan çık şöyle. Sen de çık. Bu ikincisi. Habbe'de aynede irtisam eden bahçe hareket tegayür. Yok. Değil. Dur bakayım. İkinci ilem ya. Endam yazar mısınız? Endam ayna. Endam yazayım. Ya Habbe veya Hubab. Onu bazen karıştırıyorum. Ayna de. Endam ayna de, endam. Hayat, senin Şems'in timsali seninle konuşacaktı o. Yok. Değil. Endam mı diyeyim? Uzak mesafe. Ha, müstakbel mazinin aynasıdır. He. O mu? He, bak. 135. 135 mi? Aha, Mesnevi. 135. He, tamam. Buldunuz mu? Ha, evet. Zeylindeymiş, Habbe'nin zeylindeymiş. Ben kendisini arıyorum. Ha, şurada. Ne kadar zevk kalmışım ki. Çiçek bahçesine giriyor musunuz? Allah Allah. Diyor ki dünya hayatını. Peki dünya hayatı ayna ya. Aynada mı attım ki Resulullah orada? Dünya aynasında onlar gözüküyor. Buna bir baksam sıkıntı yok. Baktım ki dünya aynasında bak. Ne bak? Dünya hayatını güzelleştiren hesaptan biri de dünya aynasında temessül ile parlayan hidayet nurları ve büyük insanların sevgili ve sevimli timsalleridir. Ya onlar gözüküyormuş. Ya arkadaşlar, hepten birbirine girdi olay ya. Vallahi öyle ya. Onların neyse hayatını sonra yaşamışız. Biz bu küllat okumamış mıyız? Sonra ne diyor? Bak okuyayım bak. Evet, iyi dinleyin. Müstakbel mazinin aynasıdır. Müstakbel, yürüyordum ya. Burası müstakbel değil mi? Burası mazi değil mi? Aynası. Tamam, bak okuyorum. Müstakbel mazinin aynasıdır. Mazi ne olmuş besi mazi? Berzaha. Ne demek berzah? Yani öteki aleme intikal ve inkılap ettiğinde. İnkılap etmiş kardeşim, çekirdek ağaç olmuş. Onun hayatı ölme, ölme yok. İnkılap var. Ölüm yok kardeş. İnkılap var. Ölüm kafire var. Mevt Müslümana var. Mevt hayattan daha kalitelidir. Ne demek? Hayat ile faniye geliyoruz, mevt ile bekaya geçiyoruz. Mevt teristir diyor. Bak ne diyor kabirde olanlara? Mazi berzaha, yani öteki aleme inkılap ve intikal ve inkılap ettiğinden. İntikal etti askerle bir yere göçtük. Yani hadi gidelim Zeytinburnu'na, hadi gidelim Fatih'e, Eyüp Sultan'a gidelim. İntikal ettik. Ben şimdi Eyüp Sultan'a gitsem Küçükçekmece'den öldüm mü ya? İntikal ettim. Sonra inkılap. İnkılap ne demek? Çünkü yumurta, tavuk, çekirdek, ağaç. Olduğundan, bak ettiğinden suretini, bir, şeklini, suretle şekil farklı. Üç, dünyasını istikbal aynasına giderken o önümdeki istikbal aynası. Burası geçmiş. Bu geçmiş o istikbal aynasına suretini, şeklini, dünyasını istikbal aynasına başka tarih de aynadır diyor. Tarihe insanların zihinlerine vedia ediyor. Onlara olan manevi ve hayali muhabbetleriyle dünya muhabbeti tatlı oluyor. Yani hayalimizi hakikatine, gaye hayale bağlarsan, tamam, oralar sana bu derslerle sevimli oluyor. İnsan oradan ürkmek değil, hayşikel bekliyor sırasını. Hasan abi, kafirin Allah'a şeyi nedendi? Düşmanlığı. Düşmanlığı bu muhabbet etmediğinden. Şimdi ben burayı okurken hep aklıma şey geliyor. Ya,
kime dostsun, kime düşmansın. Sen ona muhabbet edersen, seni nereye taşıyacak o? Kendi ruhuna. O hayata taşıyacak. Evet. Onlara muhabbet edersen seni nereye taşıyacak? Onun ruhuna, onun hayatına giriyorsun. Resulullah'ın salavat getirmek diyor, haleti ruhine girmekti. O zaman kim kim ne şey olur, ona göre neşe olur diyor Allah Resulü. Şeyde de şahsiyet-i manevisine girmektir diyor salavat getirmek. Cennette alâsurun mütekabilin sırrı var ya. O mevzuya girmiş oluyorsunuz. Karşılıklı şey cennetler. Evet. Alâsurun mütekabilin. Kardeşim mekan kalkıyor ya. Adam öyle girmiş oluyorsun. Orada cennet yaşıyorsun. Burada da yaşıyorsun. Yaşıyorlar, yaşamışlar. Yaşıyorlar. Diyor ki önemli mesela diyor bunu izah ediyor. Arkadaşlarının ve akrabasının timsalleri ve fotoğraflarını havi büyük bir aineyi yolunda bulunan bir adam yolunda bir daha arkadaşlarının ve akrabasının timsallerini ve fotoğraflarını havi içine alan büyük bir ayine yolunda bulunan bir adam ayneyi yolunda bulunan adam gidiyorum. Aynemin orada, yolumun orada ayna var. Adam, şart cihetine giden adamların memleketlerine gidip onlara iltihak etmek için çalışmayıp da aslında orada gözükürler orada. Ona gitmeyip de şarka. Garba doğru, Avrupa'ya doğru. Memleketlerine gidip onlara iltihak etmek için çalışmayıp da o ailenin içindeki timsalleriyle uğraşır, vay be falan. Yani enfüse girmeyip. Evet, zahirde kalmak. Aynaya gidersen. Enfüs şart. Evet, tabii canım. Kafa. Doğru. Oluyor işte. Evet, timsalleri uğraşıp. Yazalım bunu. Muhabbet eder. Yaz abim. İşte bu adam yaparsa, bak neymiş, o ailenin içindeki timsalleriyle uğraşıp muhabbet ederse aslına bırakmış. İşte bu adam gafletten ayrıldığı zaman eyvah ne edeyim diyecek. Uyandığı zaman Allah Resulü ölünce uyanırlar. İnsanlar uykudadır. Uyandığı zaman yani ölünce eyvah ne edeyim. Bunlar şarap değil seraptır. Bunlar ile uğraşmak asp değil azaptır. Yani asp lezzet demek. Hoş kokulu lezzet. Asp değil azaptır der. Arkadaştan yetişmek için şark seferine tedarikte bulunmaya başlar ama enfüse geçmiyor. Hadi Badel Harp'ı Basra. Kartlaşma. Ne diyor bu? Doktor? Tuhaf değil mi? Bak tek tek şey yapmışız görüyor musun? Böyle şeylerle. Ama şeyi kendisine muştak aynada cemali ezeli onunla seyahat eder var ya. Demek ki tıntın etmiş, balık oltaya iş yapmış ama tutamamışız. Böyle çizmemişiz. Bunu çok alemime tesir etmiş. Ebedülabat yolunda beraber seyahat. Allah'ıyla ha! Allah arkadaşım, çok tabii dostum. Hasan abi sıfatı ilginç. Cemal ezeli. Celal ezeli olsa olabilir mesela. Başka bizden alakası yok. Melal Dalin abi. Aynen öyle değil ki ya ben cehennem diyor o yolda diyor beraber diyor seyahat edecek diyor bir gün açacak perdeyi diyor gelin bakayım diyor o yolda gel diyecek beraber gidiyormuş cehennem de aynı şekilde. Subhanallah. Evet. Şunu da atayım. Allah. Çok acayip şeyler. Bekliyoruz ama. Gafil ne dedi biliyor musunuz? Hadi hatırlatayım da siz söyleyin diyorsunuz. Gafil ne demişti? Abi dedi eğer bu dersler doğru çıkarsa tamam dedi. Yırttık. Ama yırttık. Ama yanlış çıkarsa seninle beraber hep Badel bana haram basladın bizi. Dedim ya Rabbi hep beraber diyeceğim. Peki. Kar zarar ortaklığı değil mi? Tabii. Faiz şeklinde değil. Yok faiz değil. Faiz haramdır. Karı da zarar da ortağı. Kar zarar ortaklığı. Ticaret yapıyoruz. Kar ettikse defimiz çıkacağız. Bu da batarsak hepimiz batacağız. Siz aklını niye verdin demeyecek mi? Bu aklımızı verdi. Niçin? Bunlara kat diye. Yani birine tabi edeceksin ya. Evet. O için verdim. Evet. Hadi bakalım.
Şimdi neredeydik? Biraz daha okuyalım. Biraz daha okuyalım. Bir tane. Daha bir tane okuduk biliyor musun? Bak, ben göstereyim size. Aa, bak buraya okuduk. Belki de iki saat oldu değil mi? Fazla geçti. Geçti. Tamam. Ama Allah ne bereket vermiş. Bir tane de okuyalım. Çok da ilginç burası. Mektubat 473. Bir tane sıdk, bir harman yalanları yakar. Bir tane tane hakikat, bir harma şey harman hayalata müracaattır. Birisi yakıyor, birisi müracaattır. Bak. Bir tane sıdk, bir harman yalanları yakar, ortadan kaldırır. Yok. Ama hayal yanmıyor. Bir tane hakikat, bir harman hayalata müracaattır. Tamam mı? Yani şey gibi. Şimdi bakayım ne demiş. Hayalde mümkün ve mümteni vücutlar da var. Hayalde üç tane vücut var ya abiler. Evet, evet. Vacip, mümkün, mümteni. Vacip, vacibi vücut. Mümkün olabilirdi de olmayabilirdi de ama birisi tercih etmiş olmuş biz. Mümkün. Ama olabilme ihtimalleri var bizim çok çeşitli. Onlara mümteni vücut. Tamam. Hayalde mümkün ve mümteni vücutlar da var. Üç tane vücut vardır. Bir, vacibil vücut. İki, mümkün vücut ki alim-i şehadet ve şeceri hilkattır. Sana mümteniye evet. Bir ben külliyattan taradım hatta bir böyle metin yapmayı düşündüm de. Yani hani sekiz kafalı insan mümteni değil. Değil mi? Külliyatta diyor ki şirk, küfür bunlar mümteni. Çok var. Yani mümteni tamam. Geçen her kelime şirk ve küfürle ilgili. Yani tamam tamam yani, bir ara yapmıştık o, şeyde hani çarşamba dersinde. Orada şeyde o şeyde ders Murat Dursun'da yapmıştık ya şeyde. Orada mı yapmıştık? Orada yaptık. Tersim'de, Tersim'de da yaptık. Ha şey diye ayırdık orada da yaptık. Yani mümteni, hani arada hep sekiz kafalı insan mümteni. Ya bu kafamda nasıl kalmış o ya? Yani sekiz kafalı nasıl iki kafalı insan Cenab-ı Hak şu zat olarak bazen çıkartıyor. Sekiz de mümkündü, çıkmadı. Vücuda çıkmıyor, şartları oluşmadı. Mümteni olması imkansız olan, zaten zatında mümkün değil. Şirk ve küfür gibi. Mesela ha, diyor ki, güzel. Çok geçiyor. Ben hani zat-ı vacibül vücudun şerik ve naziri mümteni ve muhaldir. Şerik ve naziri mümteni ve muhaldir. Mümteniler hep şey, yani küfür ve şirk gibi. Tamam. Çok fazla geçiyor. Kapsın, i̇şte esbaba, tabiata icat vermek mümtenidir. Mesela. Esbaba, tabiata icat vermek mümtenidir. Bu tarz şeyler. Kafasızın kafasızın var. Yani o zaman şöyle yapın. Zaten muhal. Ben ekliyorum. Tecezzi, inkısam, muhal, tegayyürü, tebeddülü mümteni zatçı mesela. Hep evet. Bu tarz şeyler mümteni var. O zaman şöyle demişim. Mümteni vücut ki tasarlanan bütün olabilir vücutlar nokta demişim şirk tasarlanan şirk küfür gibi olması mümkün olmayan şirk ve küfür gibi olması mümkün olmayan mümteni şimdi oldu mu tamam ha demek ki üç tane vücut var vacibül vücut mümkün vücut mümteni vücut vacibül vücut Allah mümkün vücut kainat ve biz mümteni vücut, şirk ve küfür gibi. Hı-hı. Kafasızın kafasındaki. Ha, yani şirk ve küfür olması mümkün olmayan kafasındaki şey. Bunlar hepsi kalpte. Küfürde var ya, kalbe girerse. Kalp, kainatın haritasıdır. Ruh, şeceri hilkatin haritasıdır. Unutmamak lazım. Kalp, kainatın haritasıdır. Ruh ise yani şuradan, şuradan gidelim abi. Bak, kainat neresiydi abi? Arştan aşağı. Bir şekilde yapalım. Kainat neresiydi? Arştan aşağı. Bu kalbin haritası. Ruh ise şuradan geldiği için, ruh şeceri hilkatın aynası. Haritası. Kalp, kainatın haritası. Ruh şeceri hilkatın haritası. Burası kainat ya, arştan aşağıya. Yani cennet cehennem de içinde kainatın. Kainat arşa kadar. İşte kalp arşın haritası, kainatın haritası. Ruh ise arş-ı azamdan geldiği için şeceri hilkatin haritası ruh. Mekûn neyin haritası? Haritasızın haritası. Tercüme teşahhus.
Tarih ve teşahhüs. Şimdi devam edeyim. Beraber yani şey olarak yürüyorum. Sırayla onu koyuyorum. Basama. Daha gidiyoruz. Hayale kalpteki mümkün ve mümteni vücutların misalleri atılıyor. Şirkte atılıyor ya. Hani şeytan atmıyor mu? Evet. Kalbe lüme-i şeytaniyeden vesvese atıyorlar. Bir daha söylüyorum. Hayale kalpteki mümkün ve mümteni vücutların misalleri atılıyormuş hayale. Kalpten atılıyormuş. Kalpte ne var? Harita ya. Haritada mesela çöplük de var kardeşim. Güzel gül bahçesi de var da haritada. Kalpte hepsi var. Onun için ikide bir oynar kalp. Yani ikide bir oynayan kalbimi ya Rabbi sabit kıl. He? Ya mukallefen kulüp sevdik kalbi hala dinlik. Dinlik. Yani devamlı oynuyor ama sabit kıl. Dinimde sabit kıl. Şimdi demek ki hayale nereden atılıyormuş? Lümme-i şeytaniyeden mümteniler, kalpten ise mümkünler atılıyor. Nereye? Şey mi? Hayale. Hayale. Ha. Hayal. Mesela tahayyülü küfür. Küfür, küfür var ya, tahayyülü şeyt. Bunlar vücudu mümteni. Nereden geliyor kaynağı? Lümme-i şeytaniye. Kalbe yakın olan yerden geliyor. Lümme şeytaniyeden. Kalbin mümteni keşi var mı? Kalbin kendisinde değil. Kalbe yakın olan lümme şeytaniyeden. Akla. Yukarıya atıyor, dima atıyor. Peki. Şu an vesvese risalesinde söyledim. Kalbe vesvese attı mı? Attı. Kalp kabul etmese şetme döner, nereye atar? Buraya atar. Serbest bölgemizdeki şuraya o zaman mümteni. Ha, şu. Melek, şeytanlar. Ha, şu. Bölgeye. Şuraya. Şeytanlar. Ha, yani denilebilir, evet. Yukarıya. Şuraya. Mümteni. Mümteni vücutlar diye. Mümteni de atılabiliyor. Kalpten mümkün. Lüme-i şeytani de mümteni. Atalım, şuraya yazalım. Dur ama. Serbest bölgenin. Ama o şeytan veya nefsemmare yapıyor zaten. Nefsemmare, mümteni. İşte o yazık, orada var onlar. Nerede? Yukarıdanlar var ya. Atanlar şeytan, kafir cinlere ha, yapıyorsa... Şeytan var, ne atar denilirse şöyle yapalım. Şöyle diyelim o zaman şöyle. Şeytan ne atar? Kalbe... Atar ayrı. Kalbe yakın olan lüme-i şeytaniye ile... Şimdi düdük düşün. Şu ney? Öfüre şeytan. Bu alet lüme-i şeytaniye. Kalbin içine atıyor. Kalp kabul etmezse şetme döner, dimağa gelir. Tamam. Şimdi şeytan ne atar? Dima mümtenileri atar. Onu yazabiliriz. Şeytan mümtenileri atar. Ama güzel oldu şimdi. Abi. Mümtenileri atar biraz şey. Attığı şeyler mümtenidir. Şeytan mümteni şey. Öyle söylüyor zaten. Yok, şeytan mümtenileri ve doğru. Cinlerin havaneleri bu. Cinler de onun havanesi zaten. Bazı Müslüman. Ama ikisini de yazdım ya. Bir cinlerden bahsediyor. Tamam. Bak abi. Şeytan vesvese ve mümtenileri atar. Ama vesvese de mümteni değil midir sonuçta? Hayır. Vesveselerin hepsi mümteni değil. Günah. Mesela vesveselerin hepsi mümteni olsa hayra vasıta olur mu? Mesela diyelim ki vesvese tahayyüle dairdir, ciddiyete vesiledir. Yani mümteninin bir sonraki... Mümteninin vücudu yok, vesvesenin... Bir sonraki vesvese değil mi abi yani? Şöyle diyelim, su buz ilişkisi dersek eğer buza vesvese desek su mümteni olmaz mı zaten? Mümteninin vücudu yok. Kafasızın kafasında var. Vesvesenin bazı vesveseler var. Mesela çocuğun vefat edecek. Çocuğun şu anda senin çocuğun yok mu? Ha. Evde şu anda ölmüş olabilir mi? Bunu sana getirirse bu vesvese midir, mümteni midir? Vesvese. Vesvesedir. Ama zatında mümkündür. Küfrün zatında mümkün değildir. Zatında mümkün olana vesvese, onu da yazar mısın? Evet. Ben de yazayım. Zatında mümkün olana ben yazayım çünkü bazen işte Allah işte dersi işlettirirken
Nerede bakayım? Allah Allah, vesvesede bir mümkünlük var yani değil mi? Var. Şöyle öbürküsü hangisi? Dur, zatında zaten mümkün olmayan adı mümkün olanlara çizgi böyle tire vesvese zatında mümkün olmayanlara mümteniler denir. Şeytan, onu da ekleyin, şeytan vesveseleri ve mümtenileri, ademi şeyleri, tenileri serbest bölgeye atar. Bölgeye atar. Şeytan, çok ilginç, bak şeytan kalbe vesveseleri bir gün dimağa mümtenileri atar. Nasıl oldu? Mesela diyor ya, şirk var mı? Yok. Küfür var mı? Yok. Nerede var bu? Üstad nerede var diyor. Kafasızın kafasında var. Heh. Nereden çıktı o? Şeytan attı. Aptal değil adam. Şeytan aptal değil. Akıllı da değil. Zeki. Kalbe vesvese atıyor. Mümtenileri atmaz. Çünkü kalp kabul etmez abi. Kabul etmez. İman var. Mesela şirk ve küfür. Ama serbest bölge her şeyi kabul eder. Her şey eder. Serbest bölge diyor. Her şey diyor. Her şey diyor. İstanbul çöplüğü gibi. Bak şimdi. Kalpte iman olduğu için vesvese mümkün. Vesvese ile mümteni anlattım. Evet. Yasin'in elinde çocuğu var. Hepinizin elinde çocuğu var. Ölebilir mi şu anda? Ölebilir. Ama namazdasın. Bunu getirirse bunun adı vesvesedir. Mümkündür. Zatında mümkündür. Kanadınız batabilir. Bu vesvesedir. Ama mümteni değildir. Küfür ve şirk mümtenidir. Ha, kalbe atamaz. Kalbe vesvese atar diyor. Yemedi. Doğru dimağı attı. Şeytan dimağı zatımında mümkün olan çocuğun ölebilir. Onu atar. Ayrıca şirk ve küfrü de atar. Şirk ve küfrün vücudu yoktur. O zaman mümteniyle vesvese zatında mümkündür. Mümteni zatında mümkün değil. Şirk ve küfür kafasızın kafasında var. Kalp kabul etmiyorsa o zaman abi. Şekme döner. Şekme döner. O zaman kalp kabul etmiyorsa bir şey dimağı vuruyor abi. Dimağı mı? Kalp şimdi kalp. Şu. Dimağı. Mesela diyelim ki kalp ne? Çocuğun vefat etti. Sen şöylesin, imansızsın bilmem ne. Kalp kabul etti mi? Etmez. O vesvesenin yani formatını değiştiriyor. Yani pil videoya dönüştü. Dimağı kalbe attığı şekliyle atmaz. Kalp de vesvese atar. Dimağı şet olur. Onu da ekleyelim. Dimağda şet mi oluyor? Evet. Ha? Bak bir daha. Şeytan kalbe attığına tire yapıyorsun böyle. Vesvese dimağa attıklarına vesvese bir gün mümteniler ve vesvese atınca kabul kabul etmese şetm. Hangisi şetm dediniz abi? Ler. Ben bir daha okuyayım sana. Şeytan kalbe attığı şey tek bir tane şeydir. Vesvese. Tamam mı? Yazdın mı? Şeytan kalbe attığına vesvese, şeytan dima attıklarına, yazayım istersen, şuraya yazayım mı? Yazayım mı? Yaz tamam. Şeytan kalbe attığına vesvese, dima attıkları üç tane vesvese de atar, şetm ve mümteni. Şeyleri atar. Mesela Allah'a küfür kalpte olmaz. Yani küfür Allah'a sormak var ya sokakta biri.
peygamber hakaret falan. O vesvese değil o. Şetimdir o. Kalbe attı vesveseyi. Yemeyince şetme döner. Şeytan evvela şüpheyi kalbe atar. Şüpheyi diyor abi. Şüpheyi. Eğer kalp kabul etmezse şüpheden şetme döner. Diyor. Evet. Tamam. Döner ve dimağ serbest bölge hepsini kabul eder. Demek ki bu serbest bölgeye 3 tane şey atıyor. Vesvese atıyor. Üniversite diplomasına benzer vesvese. 2. Şet. 3. Mümtenidir. Atar. Tahayyülü şetim dahi şetim değildir diye geçiyor. Ya, evet. Tahayyülü küfür de küfür değil. Olmadığı gibi tahayyülü şetim değil. Tamam. Çok güzel. Çok acayip şeyler. Bu işte bunun lugatı olacak. Külliyatı külliyatla izah edeceksin. O alimlerin şeyleri, izahları, ilmi kelamı. Şimdi olsun ne yapacaksın başka? Buydu şansımız. Diyorlar eskiler. Rüştü abiye derdim, abi dedim şimdi külliyatı külliyatla izah etti mi? Sana bu kalbe atılan vesvese mi şüphe mi desek? Evet. Bu matemde aynısı doğru olmuş. Hayır. Vesvese. Vesvesenin içerisi nedir? Şüphedir. Yani evvela şüpheyi kalbe atar şüphe dediği suretinde vesvese. Ha, ama şimdi lümey şeytaniye çalışıyor bir sistem ya. Hı. O vesvese imal ediyor. Oraya yapıyor. Vesvesenin içini karpuz gibi yararsa şüphedir. Şüpheyi oraya atıyor. Tamam. Şu vesvese nedir? Tamam. Mur mu? Nedir? Mastar mı? Evet, evet, aynen. Vesvese nedir? Şüphedir. İçeriği şüphe. İçerisi şüphe. Acaba. Şirk. Hı-hı. Acabalar. Abdestin yok. Acaba yoksun. Vesvese olur. Yani. Hı. İstersen ona da ihtiyaç duyuluyorsa onu da ekleyeyim ben de. Duyuluyor. Aynı zannediyorduk. Vesvesenin içerisi şüphedir değil mi? Evet. Vesvesenin içerikleri noktalı virgül şirk, küfür, bir de ne dedik? Şüphe. Evet. Şüphe. Şüpheler. Allah. Şimdi herhalde bir tane de okuyalım. Kapatırız. Sonra kapatırız mevzuyu. Burayı okuduk mu zaten? Okuduk. Birincisindeyiz daha. Daha bir de bitmedi. He? Yani bu bitti mi o açıklama okumak? Yok. Şey daha bitmedi. Bitmiyor. Ben başka yer açmışım. Yok. Mekanat dönüşü. Daha 350. Ben başka yere açmışım yanlış. Daha bitmedi ki. Hayale, okuyor musunuz, dinliyor musunuz? Evet abi. Hayale, kalpteki mümkün ve mümteni vücutların misalleri atılıyor. Ve o zaman da denmiş de. Evet, hayale. Evet. Kalpteki mümkün. Mümtenileri de demişsiniz ama burada demediniz bu sefer. Evet. Kalbe mümteniler girmez, iman müsaade etmez demiştiniz. Etmez. Ama kabul etmedi yani. Atılıyor. Kabul etmeyecek. Etmiyor. Lef-i mahfuz, in aşağıya arş, cennet cehennem, in aşağıya kürs, in aşağıya lef-i mahfuz ispat ve alim-i şehadetin cemi komple, kalp bunların haritası nüminecik hassas mizanı, mizancıkları, enanet hassasiyetleri, kainata takvim ruzname hulasa-i camiasıdır. Yani lef-i mahfuz. Evet. Lef-i mahfuzu almışsınız. Lef-i mahfuzu almışız çünkü şeyin arşın da şeyidir. Niçin aldık? Aslında bunu niçin almış? Lef-i mahfuzun bizdeki karşılığı dimadır ve kalbin hizmetçisidir. Ya, o noktada. O noktadan aldım. Yani genelde bir usul değil, mesela beden yukarı kalp, bir ayağı dima, bir ayağı kalp, vicdan ya. Hı hı. Ha, dima nedir? Dima aklın bir şubesi. O zaman kalp neydi? Arştı. Hani arş. O zaman kainatın, yani arşın aşağısı olduğuna göre kainat, o zaman kalp harita ise arş, o zaman dima da almış içine zaten. Anlıyor musun? Bir daha iz takip edelim Yasin. Tamam. Beden yukarıya kalp. Tamam. Onu ayakta tutan bir ayağı vicdan. Hı
Yani diman. Evet, abi. Kalple konuşuyoruz. Kalple konuşunca mütemimlerini de konuşuyorsun. Gerisini de konuşuyorsun. Tabii ki yani kalbi meydana getiren. Kalbi dimansız konuşamazsın, vicdansız konuşamazsın. Kalp harita ise diman da vicdan da içindedir. O zaman dima neydi? Lef-i mahfuzun bizdeki karşılığı dima. Dolayısıyla kalp de hepsi cem edilmiş. Kalp de mümteni ve mümkün vücutların misalleri var. Mümteni keşke demeseydim ama misalleri şu. Herhalde şunu kastettim Osman, bilmiyorum ama. Şirkin böyle misali olabiliyor ya öyle. Yani tasvir edebiliyor mesela Allah'ı. Allah'ın şekli var mı? Haşa, mümtenidir de. Şekli yok ama hayal yapabiliyor, biliyor musun böyle? Böyle acayip bir mahluk yapabiliyor. Onu kastetmişim. Zaten hayali atar demişsiniz. Orada. Evet, hayali atar demişiz, hayali. Yani kalp, dimağın yani içinde olması noktasından bak. Evet. Kontrolsüz dimağın taayyun mu olacaktı? Taayyun içini ki hayali atar. Tahayyül olacaktı, ne değil. Tahayyül, neyi değiştiriyorum? Kontrolsüz dimağın, kontrolsüz o tahayyül içine ki hayali atar, tasavvur da meşgul olsa, tahakkül de sahiplense, tasdik de ilme çerçeve yapsa, ilmi çerçeve yapsa, batılı mümteni mümkün görür işte. Ustatik. Batılı mümkün. Mümteni. Şirki köklü evet. Olabilir diye düşünüyorum. Ondan sonra oluyor. Çünkü şirkin ilmi vücudu çizilmiş. Onlar da inkarında ilmi kullanıyor ya güya ispat. Esma'ya dayalı olursa, vasat olursa hakikat olur. Bu şey. Esma onaylayan bir şey hakikat olur. Esma onaylamadığı bir şeyi, mesela Esma'nın onaylamadığı bir şeyin tefriti safsatadır. İfratı ise şirk, küfür ve şüphedir. Hayaldekileri. Bir daha. Evet. Bir de çok ilginç. Ben yazayım isterseniz. Buraya beraber yazalım. Ben tahayyülde safsata nasıl oluyor diyordum. Bak şimdi. Ben yazayım, siz de şey yapın. Bak. Hayalin diyelim veya hayalin tefriti safsata virgül ifratı şeytandan olduğu için küfür, şirk, şüphe ve şetmler. Vasatı ise hakikat. Allah Allah. Çok acayip işte. Bunu o zaman yazamazsın. Şimdi vasatı ne dediniz abi? Vasatı hakikat. Esma. Zaten hatırlar mısınız? Tahayyül safsata. Tasavvur bir behre. Taakul bir taraf. Tasdik. İltizam. İzan. İmtisal. İltizam. Taassup. İtikat. Hasan abi. Şeyde evet. Bu o, hayalin tefriti, küfür, şirk, şetm olsa, vasat, hakikat, ifratı, safsata olsa. İfrata bir şey diyecek misin? Şöyle ifrata, bak. İfrata dedim ya. Küfür, hayal işte. Bak şimdi, beraber gidelim de ondan sonra yazalım. Tamam. Şimdi kardeşim, hayal bir hakikat. Tamam. Oraya bir nefs-i emare var, bir de şeytan var. Tamam. Müdahale ediyor. Bir de hakikat var, üç tane. Tamam. Her şeyin ifratı neydi, kimdendi? Şeytandan. Tefriti nefs-i emare. Eğer hayali nefis kullanırsa safsata olur. Safsata. Tamam. Şeytan kullanırsa iddia olur. Dava yapıyor yani. Yani küfür, şirk... Şirk, küfür... İfrat oldu. İfrattır. Siz tefrit dediniz sanki, yanlış. Hayır, yazdım ben, vakansiyon. Yanlış anlaşılmış. Ben yanlış yazdım. Orada. Evet, hayalin tefriti safsata, ifratı... Küfür, şirk, evet. Şüphe, şent. Tamam, ben yazdım. Vasatı ise hakikat. Tamam.
Çok acayipti ya, ben bu maşallah buna ya. Çok acayip oldu ifrat tefriti. Vasatı acayip, harika oldu ya. Şeyi abi, bu hayal şey yapıyoruz, bir hayat diye okusanız abi, hayal yine hayat diye, hayatını. Ha o zaman abi, hayatın tefriti safsata, ifratı küfür, şirk, şüphe, şirk olur, vasatı hakikat. Adamın hayatı böyle işte. Adamın, bak. Hayatı bu işte. Ya deli ya, durumu iyi değil. Aa bak, elimi çevirdim, bak ne çıktı. Bak hiç yapmadım, elimi çevirdim hoca defterine. Hayalin ifrat tefrit vasatı çıktı. Ha, yazmış mısınız? Ha. Yapmayın ya. Ne demişsiniz? Peki söyleyeyim mi ifrat? Söyle. Hayalin tefriti. Nefsi emmare çalıştırmaktaki kontrolsüz çalışması. Kontrolsüz çalışıyor o kadar. Tefriti. İfratı ise şeytan çalıştırması var. Hayal aynesinde rızasız, ihtiyarsız temessülatlar oluyor demişiz. İçini dolduramadım. Şüphe şey olmadı. Bak şimdi oldu. Vasatı, aklın, kalbin ve ruhun kontrolünde olması. Vasatı. Vasata koyan edile-i şeriye, başka asın imamlarının ölçüleri demişiz. Ama şimdi ekleyebiliriz. Tefrite yazın. Tefrite. Safsata, ifrata abiler, şüphe, küfür, şirk, şet, şüphe. Hayalin tefriti, işte Allah affeder. Vasatı, yani hakikat. Cennete de gidilir falan. Hmm. Usta o zaman o lemahatta sadece tefritinden bahsetmiş. Bir dakika yaşıyor şunu. Evet. Yani safsata demiş. İfratın artı girerse o veciz tamlama yok olur mu? Yok. Hasan abi. Şeytanı pek şey yapmıyor usta fazla. Hep nefis. Hep nefisi nazar alır daha çok külliyatta. Öyle. Çünkü nefis onu dinliyor ya. Nefisini dinliyor. Ha abi. Şey hani şirk, küfür, şeytanla ifrat olarak, tefrit olarak da şey mi yapıyor yani, ya Allah affeder ya belki yoktur ya da... İşte o. Hmm. Tefritin hayalin mi, tahayyülün mü diyeceğiz bunu? Öyle diyeceğiz yani. Aynen hayaldir. Bizdeki eklem, o hali eylemsel halidir, o tahayyüldür. Mesela şu, yapıyor günahı, ya Allah affeder ya niye yapmasın falan, o tahayyüldür. Ama orada gözükeni dile getiriyorsun. Dile gibi bak, dile getirilen tahayyüldür. Olan o olduğu yer ise hayaldir. Hayal bizimle alakası yok. Bu düşünce tam bir safsata yani. Safsata evet. Tam bir safsata. Hem günah yap, hem Allah affeder. Dalga geçiyor yani. Zaten ayette söylüyor. Allah'ın merhametine güvendirmesin sizi diyor şeytan. Evet. Ne yaptığına bak, merhametine bu güvendirme. Tefrit mertebesi biraz böyle münafıklara doğru yol açar mı abi? Yok. Yani öyle keskin viraj almamak lazım. Fokvalı. Yani nefisin yapısında bu var yani. Hmm. Nefis. Nefis gariptir. Nefiste inkar yok yani. Nefis ne biliyor musun? Allah inkar derdi yok. Hazır zamana muhtele olduğu için yaşamaktan başka bir şey değil mi? Hayatı dünyanın hayat perest bu. İfrat ise şeytandandır. O idealisttir. Tam, yani iki tane inkar var bak, iki tane inkar var. O kaçıncı lemada, 11. lemada iki tane inkar var. Bir Adem-i kabul, bir kabul Adem. Evet. Adem-i kabul, safsata bak. Adem-i kabul. Adem-i kabul mü? Adem-i kabul, şimdi söyleyeyim nedir o? İfrat mertebesi. Tefrit. Adem-i kabul şu. Doğru. Yani şu, Adem-i kabul, mesela adama diyorsun ki din var, ahiret var. Ya ben böyle şeylerle meşgul olmuyorum. Bırakmış yani. İddialist bir dinsiz değil ama dinsiz. Dini yok hayatında. Ama böyle bir iddiası yok. Şey diyor ya abi. Kabul Adem ise ifrattır. İfrata yaz. Şey hayali. Kabulu Adem. Yani tamam mı? Şimdi ortası da sünnet. Sünnet-i seniye. Şey diyor ya abi. Hayalatı bulamayan hakikate, hakikati bulamayan hayata sapar. Evet doğru aynı. Hayalat sanki menfisi, hayalin menfisi gibi değil mi? Hayalat. Evet hayalat yani eylemsel hali. Hayalata, hayale dağla demiyor. Safsata. O zaman hayalat kullandığı kısımlara safsata diye bakabiliriz. Evet. Hayalat. Risalede.
Tamam, evet. Mesela bak bir daha söyleyeyim, Osman kaçırdı mı bilmiyorum. 11. lemada Adem'i kabul, bir de kabul Adem var. Tamam, tamam. Adem'i kabul şu, ikisi de dinsiz ama biri sayı idealist dinsiz, bir tanesi nötr dinsiz. Şu, Adem'i kabul A'dan kalsın, bir de K, A, B, C, K, K, L, M, K, K, İt, sonra. Tamam. Adem'i kabul şu, adamın hayatında din yok. Ama idealist bir dinsiz değil. Din yok, bu da dinsiz, dini yok. Bu Adem'i kabul. Bu hayalin tefriti. Ya ben bu işlerle meşgul değilim kardeşim. Gidin ya. Din dinsiz kavga edin. Ben uğraşmam. Din benimle meşgul olmuyor. Tamam mı? Ondan sonra bu ateist değil. Lakayt yani. Bu Adem'i kabul hayalin tefrit modu. Nefis yani. Nefisin böyledir. Nefis dinsiz değil yani. Nefis dünya perestir. Hayattır. Hazırcı, hazırcı. Ya şu anda ben din min yok kardeşim diyor. Ben bu baklavayı yiyeyim. Ben bu keyfi zevki yapayım. Zevk tuzaklarına düşüyorum. Ama ifrat ise, her şeyin ifratı ise idealisttir, davadır. Bu Adem'i kabul değil diyor, diyor usta. Kabul Adem'dir diyor. Yani kabul ediyor yoku. Kabul. O zaman diyor ispat etmek zorundasın diyor. Çünkü kabul Adem, Adem'i kabul gibi değil. Kabul Adem bir iddiadır, bir davadır. İspat etmesi lazım. Edemez diyor çünkü. Niçin edemez? Çünkü diyor inkarın vücudu yok ki vücuttan delili olsun. İnkar etmek için bile, yoku ispat etmek için varı kullanacak. Vara ihtiyacı var. Yoku ispat etmek için varı kullanacak. O zaman ben ona diyorum ki yoku ispat etmek için varı kullanma. Yoku ispat etmek için mümkünse yoku kullan. Yoku kullanamıyorsan o zaman yok 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 yoktur. Kullanamazsın çünkü. Bak Allah yoktur. Neyi kullanacaksın? Varlığı kullanacaksın. Yokluğa varlığı kullanamazsınız. Böyle bir felsefe olmaz. Abi bunların ikisinin cezası yer çekimi kanunu gibi. Nasıl? Ne demek? Nasıl vardı yani yer çekimi? Adem'i kabul, kabulü Adem. Biri idealist, birinin öyle bir dünyasında şeyi yok. Benim yani şu bildiğim şu. İşte düşüyor. Hayali tefrit Adem'i kabul. Yani hayat perest. Dünya perest. Ya ben din minle uğraşmam kardeşim. Ben keyfime bakarım. Mazi müstakbel işim yok. Adem'i kabul demek haldır. İsterseniz yazalım. Hal. Hal. Kabul Adem ise tamam mı? İstikbal iş yapıyor. İstikbal. Mazi, istikbal hep sürekli. Evet. Diyor ki ya da mazi var. Sünnet ise mazi, hal, istikbal, istikbali tazamun ediyor. Kur'an'da başörtü yok diyor. Başörtü diye bir sene geçerli. Şimdi meseleyi anladık değil mi bu? Geçelim şeye, askımıza, asli yerimizi geçelim. Bir tuhaf bereketli ders ya bugün. He, linç. Elhamdülillah. Çok garip ya. Daha iki tane okunmuş olacağız ha. Ve bunu okuduk mu keseceğim? Ya şu ufakmış. Ha, hakikattır dedik. Tamam. Peki, mektubat 500 okuyorum kesiyoruz. Hadi, hadi tamam. Hop, hop, hop. Okuduklarımı çizdim. Bir daha burayı okuma. 500. Kısadan alınan hayali lezzeti acılaştırıyor. Meylem suresini, Yusuf Aleyhisselam'ın meselesi. Kıssa. Kıssa var ya, kıssa. Kıssadan alınan hayali lezzeti acılaştırıyor. Hayalin de kendine has hem lezzetleri hem de elemleri varmış. Canlı. Ya canlı ve ruhludur. Lezzet varsa ruh hayali kullanıp lezzet alabiliyor. Yani şöyle, hayali canlı demek için ruha neye ihtiyaç var ya? Hayal hakikaten haydır, hay. Haydır, canlıdır. Mesela şöyle düşün. Hayat-ı merati var. Şu alem-i şehadet cansızdır ama aynı olmuş, hayat gözüküyor. Alem-i gayb. Alem-i gayb cansız olur mu? Bu bedenin dışında bütün içsel yapı var ya, elem, sıkıntı, lezzet, keyif, muhabbet, aşk, ne derseniz bana deyin, hiçbirisi buralı değil. Hep öteli. Öteyi burada kullanıyoruz. Şefkat, buralı mı? Bakın bakalım, şefkat nereye benziyor? Surur.
Vefa, vefa. Osman, vefa nereye benziyor abi? İstanbul'da bir semt. Ha, semt. Ha, demek ki buralı değil. Buralı değil. Ahiret nerede? Sistemin kendisi. Şu bedenin dışındaki vefa, haya, edep, ar, namus, lezzet, elem, hiçbirisi burası değil ki. Buralı da değil. Bunlar ruhta mı, kalpte mi? Şemsiye olarak düşünürsen ruhtur. Kainatta düşünürsen kalptedir. Şeceri hilkatta düşünürsen ruhtadır. Artık bundan sonra şöyle soracaksın. Şeceri hilkat mevzusuysa ruh konuşacaksın. Kainat mevzusuysa kalp konuşacaksın. Alem-i şehadet konuşacaksa bedeni konuşacaksın. Eğer lef-i mahfuz konuşacaksan dima konuşacaksın. Burada diyor ya, hayalin kendine küs. Bas nefis. Lezzetleri var kıssadan. Evet. Kıssadan ne demek abi? Kısa. Böyle kısa yani, mevzu değil. Yani kısa derken olayın kısalığı uzun değil. Kısa. Olayın kendisinin hayale düşen ise. Şimdi mesela Yunus Aleyhisselam'ı okuyoruz. Kısa mıdır? Kısadır. Kısadır. O zaman biz mesela bunu o kıssayı okurken... Kısa derken kısa uzun değil. Yok, kısa, ona kısa, düşen hisse. Yani. Başka bir yere getirecek abi. Başka bir şey açıklayacak. Yusuf Aleyhisselam'ı bize bir hikaye vari gibi geliyor da... Oradaki ben kendimi çıkartmalıyım. O benim, o balığa atılan yani. Evet, sen benim. Kesin. Hayal işte o... Yoksa anlamazsın. Aktif ediyor mu? Kısadan hisse. Aktif edince ben lezzetleniyorum, elemleniyor muyum? Evet. O zaman ben onu yaşıyorum. Evet. Mesela bir film. Seyrediyorsun mesela. Tabii korkuyorsun, heyecanlanıyorsun. Şey yok ki, aynı yaşıyorsun. Hatta şey, üç boyutlu gözlük takıyorlar. Böyle bir, beni köye götürdü bu şu şeye, Cemil. İstanbul'a gelince bacana oradaymış Cemal'de. Böyle üç gözlüklü taktı, tamam yani böyle şey değil. Uzaya götürüyor. Bir şeyle aynen içindesin böyle gözlükle. İşte onu diyorsun. Kısadan ise, o olay kısa. Hisse benim nedir? İçine girdim hakikaten, acaba o düşüyorsun. Aynen oluyor. Yani Yunus Aleyhisselam'ı ona bırakırsan ben okumam onu kimsenin kitabına. Abi gerçekten öyle yani. Yurt dışına ben de bir şeye girdim böyle robot gibi, bir şeyin içine soktu. Tövbe estağfurullah. İyi ki de girmişim yani. Yemin ediyorum attım dedim ya, ne oluyor diye. Sistem karıştı yani içeride. Yemin ediyorum karıştı ya. Ya şey oluyor yani. Geçen gün bir tane adam böyle ufak arabalar kullanıyor ya. Gerçekten. Bak adam araba olmuş yani. O vinç şişeleri var ya. Kolunu böyle 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 yapıyor. Adam yani mümkün mü? Şey mesela bizim arabalar yeni çıktığı zaman veya bizim köye yeni geldiği zaman adam önümüz almış. Araba sürüyor ama arabanın içinde değil. Araba bunun içinde. Çukura düşüyor. Yapıyor böyle. Buraya düşünce böyle kendisi de aynı sanki kaynak olmuş. Böyle yapınca arka lastik çukura mı düştü? Yapıyor. Tamam. Öyle inerken tamam, biraz sonra ırmağa geçecek. Ona lezzet ve eylem veriyor mu abi? Aynen. Peki ben o zaman... Araba odur. O zaman ben bu Risale'yi okurken Yunus Aleyhisselam olsun, Süleyman olsun, bana lezzet ve eylem veriyorsa bazı şeyler... O ses. O zaman bu hakikatsiz diyebilir misin? Senin hayatında aktif demektir. Eğer senin hayatında aktifse o nispetle tahayyülün, tasavvurun çalışıyor, tahakkulün çalışıyor. Zaman makinesi diyorlar. İşte nereye gitmek istiyorsan aç, işte oku, git. İşte zaman geldiği zaman tahayyül olmaz. Peki, buradaki senin. Öleni kılalım çünkü kimde olmasın. Eğer şeyiniz varsa, zamanınız varsa hemşe olmadan, namazdan sonra Rüştü abinin kabrini ziyaret edebiliriz. Arzu ederseniz. Vâhır davâhum ya Rabbel âlemin. Her zaman söylediğimiz bir şeyi ruhumla söyleyeceğim. Söyleyebilirsem. Ya Rabbi, bu dersin hürmetine, arşın hürmetine, kürsün hürmetine, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Ahmet hakikatin hürmetine, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın imanının senin yanındaki değeri, kıymeti, hakikati hatırına, beşeriyetimizin iktizası olan günahlarımızdan dolayı, rahmet, merhamet ve şefkatinden dolayı, İsa'nın ve lütfun olan şu dersi Kur'an'ı muhatabiyetimizi elimizden alma ya Rabbi. Amin. Allah'ın hatırına ya Rabbi, beşeriyetimizin iktizası olan günahlarımızdan dolayı, İhsan-ı İlahi lütfu rahmani olan dersi Kur'an'ı olan Risale-i Nur hakikatiyle meşgul olmayı bizden, elimizden alma ya Rabbi. Amin. Alma ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi,
bu duanın sırrını ve hakikatını Kerbela'da revan olan kanın hürmetine, Şah Fırkat'a yanan gönüller hürmetine, Miraç eden ruhlar hürmetine kabul eyle ya Rabbi. Amin. Ve duamızı ya Rabbi, evlad-ı yalimizi, eşimizi, dostlarımızı, bize dua edenleri, bizi sevenleri, bizim sevdiklerimizi, bize dua edenleri, bizim dua ettiklerimizi, dostlarımızı, kardeşlerimizi de mazhar eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi, senin için kolay ve zorluk yoktur. Allah'ın hatırına kabul eyle ya Rabbi. Ve ahir davahum elhamdülillah Rabbil alemin. Ya Rabbi, ustadımıza da bu vesile olduğu için şanına nasıl yakışıyorsa öyle muamele et ya Rabbil alemin. Ve be haberdar eyle ya Rabbi. Haberdar eyle ya Rabbi. Haberdar eyle ya Rabbil alemin. Peygamber aleyhissalatü vesselamın ruh halisine, bütün geçmişlerimize ve üzerimizde hakları olanların, hakları ve hukukları olanların hepsinin de ruhları için, Allah rızası için, evlad-ı yâlilerimizin ruhları için El-Fatiha temâ selavat. Allah kabul etsin. Amin.